Evet bir cumartesi daha beraberiz. Ee, bugün e, önce size bir şeyler bahsedeyim. Ee, sevgili İsmail Hoca var önce. İsmail'a hoş geldin. Sağ teşekkür ederim. İsmail efendim. abi eski dostumuz, abimiz. Bugün sizlerle esasında her şeyi konuşacağız. Bütün bu yeni dünyadan, yeni endüstriden konuşacağız. Tabii yeni endüstrinin içerisine ilaç giriyor. Ee, yine korona giriyor biraz influenza'dan bahsetmek istiyorum. Esasen hastalıkların tamamından, biraz kanserden de bahsedelim. Biraz fast food'dan bahsedelim. Yani esasında tavuk yumurta yumurta tavuk gibi esasında bir sürü şey birbirine girmiş durumda, sapla saman karışmış durumda. Onları biraz ayırt etmeye e, çalışayım. E, sevgili İsmail abi, öncelikle hoş geldin. Ee, Sağ olun. Ee, şeyle. Geçen Şöyle, geçenede dürüm yemeye gittim. Dürüm yemeye gidince <laughs> oradan bir çocuk geldi yanıma. Yerdir ben dedi, tokalan oğluyum dedi. Ya dedim ya işte sen de televizyona çıkıyor ya. ha dedim ya sen dedim, İsmail abim oğlu musun? Aynı o da e, İsmail abi gibi uzun boylu. Ondan sonra beraber bir şöyle muhabbet ettik. O da dürüm yedi. Ben de dürümü yedim. Ee, dedim ki ya babana selam söyle. Haftaya da mutlaka bir, ya bir hocayı çağırayım bir rica et dedim. Sağ olsun kırmadı beni ve geldi. Allah benim oğlandan razı olsun. İyi yani, vallahi, yani, Allah, yani ya bizim şeyde Çişli'de <laughs> dürüm yerken oldu. Şimdi İsmail hocam önce şunla başlamak istiyorum. Tabii... E, Burada bizim program rahat. Sen de rahat adamsın. Ben de rahat adamım zaten. Her şeyi konuşabiliriz. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Şimdi sen şey iyi okuyorsun. Literatürü çok iyi okuyorsun ve altına da inceliyorsun. Bu olan biteni bir başlangıçtan nereden çıktı? Yani bu okuduklarında, bu okumalar sonrasında bana bir özet geçer misin? Yani tamam. herkes şunu merak ediyor. Bu korona nereden çıktı? Neden çıktı? Niçin çıktı? Ne oldu yani? Ne değişti de bu çıktı? Bu misin abi. Şimdi bir genel çıkma sebebi var. O şehirleşme, doğanın yok olması. Onu sonra konuşacağız. Tamam. Onu sonra katarız. Evet. O zaten bu palyatif önlemler, ilaçlar, antiviral ilaçlar, antiviral ilaç evet. bulunmadı ya. Bunlar falan. Bunlar geçici önlemler. Yarın mutasyona uğrayacak. Hayda bir aşı daha bulmaya çalışacağız. Bir mutasyonda ya başka bir virüs gelecek. Şu anda virüslerden kurtuluşumuz yok. Bu sistem virüs üretiyor. Bu şehirler virüs üretiyor. Ne kadar doğayı yok edersek, oradaki e, hayvanlar canlılarla beraber kontak kurduğumuzdan virüs üretiyor. Zaten bu grip falan e, ilk çıktığı şey ne zaman hayvanları evcilleştirdik ve onlarla beraber yaşamaya çalıştık. İşte beba inekten çıktı. Efendime söyleyeyim, tavuk şeyde gripler tavuktan çıktı e, geldi bize. Biz karşılıklı hatta atlardan ...mesela çok büyük grip salınırlar Avrupa'da. Önce sonra bakmışlar, bir geriye gitmişler. 1732 yıllarında, 1800-1840'larda falan. Önce atlar nezle oluyor. Başlıyor tıksırmaya, bilmem ne yapmıyor ateşleri yükseltmeye. Sonra onlardan insanlara yayılıyor. Çünkü o zaman atla insan bir bütün. Zaten yani hepsinin adı zoonoz diye geçiyor. Hayvan hastalıkları Zoonotik. diye. Zoonotik. Ve dediğiniz gibi tamamen doğru... Yani hayvanlarla çok iç, iç içe yaşamaya başladık. Tabi ya ormanları telef ettik. Bu sefer hayvanlarla çok yakın temaslar oldu. İşte Dediğiniz gibi domuzla, atla ki bundan önce hep anlattığımız Ebola'nın çıkışı yine aynı şekilde. HIV'in çıkışı yine Afrika'dan, maymunlardan, evet, yani. Nipah salgını öyle, influenza. Hep, hep. hep bunun esasında hayvan hastalıklarının evet. bize geçmesiydi. Peki korona için yaptığınız araştırmalarda abi nedir yani? Bunun kaynağı nedir? Şimdi şöyle, Nereden oldu bu sizin? Biliyorsunuz bir ara bu çıktıktan 3 ay sonra falan. Çinli e... yani şunu söyleyeyim. İlk çıkış yeri Wuhan doğru mu bu? İlk çıktığı zannedilen yer Wuhan. Peki nerede? Yani dünyada ya, ilk yani ses getirdiği yer Wuhan. Ya şimdi bu 1966'dan falan itibaren mesela Amerika bu e, biyolojik silah yapan laboratuvarları yasakladı. Kendi yasakladı ama devam etti. Nerede etti? Askeri üslerde devam etti ki kimse giremiyor Şunu da parantez açayım. Mesela insan e, embriyo çalışmasında yasakladı. Ya yani insan geniyle oynayan çalışmaları yasakladı ama kendi yapmaya devam ediyor. Şimdi, Nerede? Açık sularda. Açık yani, su. evet, kimse dokunamıyor Amerika'ya. Evet. Kimse de hesap soramıyor. soramıyor. Birleşmiş Milletler bile hiç dinlemiyor falan filan. Şimdi burada Maryland diye bir eyalette Fort Detrick askeri üs var. Burada 1000-2000 tane asker var. Onun tam merkezinde içeride ee, bir e, viroloji laboratuvarı var. Burada virüs çalışmaları, bakteri çalışmaları yapıyor. Evet. Tabii kendi kafalarına göre. Kimse de bilmiyor ne aşamada yapılıyor, ne yapılıyor falan filan. Şimdi 2019'da oradaki bir lokal gazete dedi ki, yazdı. Ufak bir şey çıktı orada, haber çıktı. Fort Detrick askeri üstünde virüs sızması oldu. Ve ...oradaki biyoloji laboratuvarı kapatıldı. Oradaki laboratuvar kapatıldı. Şimdi kimse ilk önce bir şey anlayamadı. Sonra bunu New York Times duydu bunu. Lokal gazeteden. Tabii onlar daha güçlü. Onlar Hı -hı. gitti bir araştırma yaptı. Ona sordu, buna sordu. Şimdi onların gücü fazla. Onlardan bir şey saklayamıyorlar fazla. Evet virüs şeyi var ama tam bilmiyoruz. Yani bildiğimiz bir virüs kaçağı oldu onu biliyoruz. Birkaç kişi de hasta oldu. Ama ne ölçüde bilmiyoruz. Onu da New York Times yazınca bu sefer... Kayda geçti. Kayda geçince benim kayıtlara geçti. Ha şimdi iz sürüyoruz. Şimdi kapatılınca tabii orada hala Covid-19 diye bir şey yok. Ama tabii oradakiler hasta oldu ama işte grip al, enfeksiyon öyle geçiyor kayıtlara. Deneseniz daha bir yapısı çözülmedi, bir şey olmadı. Kimse şey zaten olsa bile söylemezler. Şimdi iki ay sonra Ekim, e, e, Temmuz sonu Temmuz, Ağustos, Eylül Ekimde. Ekimin 12 13 14 civarı olması lazım. Askeri Olimpiyatlar başladı. Askeri Olimpiyatlar. Askeri Olimpiyatlar. Nerede var o başladı askeri olimpiyatlar? Wuhan'da. <laughs> 2019 Ekim. 2019 Ekim. 19, Ekim Abi bu Aralık'ta falan çıkmadı bu hastalar. Aralık'tan çok evvel çıktı. Evet. Geçen sene ağır grip geçirenlerin çoğu çoğu aslında Covid-19 geçiriyordu. Evet. Bu esasında ikinci, üçüncü falan dalga değil. Bu şu anda dediğimiz şey bizim var ya Belki kaçıcı dalga bu. zaten e, şimdi bunlar katıldı ve ilk defa askeri olimpiyatlar tarihinde Amerika takımı hiçbir madalya alamadı. Sonlardan geldi. Bu anda. Tabii hasta adamlar. Virüsle. <laughs> işte. Artık o kaynağı bulamadım. Özellikle mi yolladılar onu? Onları. Özellikle seçip mi yolladılar? Adamlar hiçbir şey değil. Geriden al topluyorlar. Yani Amerika tarihinde görülmüş bir şey değil. 5-6 tanesi de ağır hastalandı. Bu anda hastaneye düştü. Abi bunlar hep belgeli. Şimdi bunları biliyorum belgeli. Bunu okudun da abi. Tamam. Bütün yani onlar, var. Bir Şimdi ben sana şu soruyu soracağım. Şimdi SARS virüsü, koronavirüsü koronavirüsü SARS'da aynı akciğeri tutan hatta SARS, SARS-CoV-1. Bunun adı da yeni koronanın adı da COVID-19 adı SARS-CoV-2. SARS-CoV-1'de sıfırıncı vakayı biliyoruz yani. İlk vaka biliniyor. Yani geri takip edilmiş. Neden bunda ilk vaka bilinmiyor? Abi, abi, abi ne olduğu belli değil burada. Ama ya. onu geri... Mesela orada bir hatta belgeseli bile var. Bir profesör var. Kalkıyor. Şeye gidiyor Hong Kong'da. Hong Kong'da yaymaya başlıyor falan. Oradan çıkıyor işte. Başka bir yere uçuyor falan. O hepsi hatta belgeseli bile var. İşte ona süper yayıcı, süper spreader deniyor. Ama burada sıfırıncı vaka nereden bilinmiyor? Yani bu nereden burada çıktı bilinmiyor? Soru burada var. büyük soru işareti. Burada büyük soru Çok var. büyük soru işareti. Sıfırıncı var. vaka bu arada. Yani ilk görülen insan vakası bilinmiyor. Çok... HIV'de bile biliniyor. Yani tamam. HIV'de, tamam. AIDS'de, San Francisco'da ve Afrika'da ilk vakaları nerede oldu biliniyor. Burada bilinmiyor. Fakat şu soruyu sorayım ya. Peki ya bu Çin'de çıktı da 2-3 ay içinde nasıl bunun için kontrol etti de Amerika kontrol edemedi. Amerika'da yayıldı gitti ya. Amerika Amerika'da çıkması o kadar bariz ki ya zaten başka şeyler var. Ben. ben okudukça şaşırıyorum o okunulan şeylere. Obama'dan kalan bir e, bulaşıcı hastalıklar e, kurumu oluşturdu orada. E, ve Trump gelince onu kapattı ya. Ya ve CDC'nin Biliyorsun CDC Türkçesi hastalıkları kontrol ve e, işte şey merke koruma merkezi. Korma merkezi. Yani. ve adamların %16 bütçesini kısmaya çalıştı ya Trump ya. Evet yani. Merkez orası. Bir de predict diye. Predict İngilizce tahmin demek ama o komisyona predict demişler. Bunlar böyle 700 kişilik bir virolog, mirolog, bakteriyolog bir ekip kurdular. 8-9 sene bütün dünyadaki virüsleri, virüslerinden de 16 tane yeni koronavirüsü buldular. Tam işlemler, bir şeyler yapmaya başlayacaklar. Trump prediktiği de kapattı. Dağıttı onları. Şu anda 16 virüs nerede? virüsü hiç kimse bilmiyor. Peki bu adamlar zamanında çok fazla miktarda bunlar e, yarasalardan korona elde ediyorlardı ve araştırma yapılıyorlardı. Yani koronavirüsle ilgili çok fazla bilgimiz vardır. ve bunlar hep patentli çalışmadır. Yani patentler alınmış e, yarasadan, yarasa tükrüğünden çalışılıyor. Ki yarasa biliyorsunuz de işte bu Ebola virüsünün de çıkış kaynağıdır arasıysa. Nipal'ın yani yarasa kuşakları e, korona için önemlidir. Şimdi benim burada bir tane sorunu nokta var. Şimdi bugüne kadar istatistiklere baktığımız zaman BBC'de de her yere bakabilirsiniz bütün yayınlarda da. Asyalılarda ölüm iki kat fazla. Hindistan hariç. Ee, bir, e, ee, i̇ki, Afrikan Amerikanlarda yani Afrikalı Amerikalılarda ölüm iki kat fazla. Ee, ve şu biliniyor. E, İngiltere'de yoğun bakım hastalarının yüzde otuz beşi, üçte biri minor etnik grup. Yani minor etnik grup dediğimiz ne bizim? Hazırlık. Asyalı. E, ondan sonra Afrikan Amerikalı ya da Hispanik. Yine söyleyeyim. Hispanikler de yani Brezilya, işte Arjantin. Latinler, Latin, Latinler, Latinler, Latinlerde ölüm riski neredeyse 3.2 kat fazla. Yani yani Latinler ölüyor, Asyalılar ölüyor ve Avrupalılar yine e, çünkü onlar da Hispaniklerin bir e, şeyi, göç ettiği için. Yani esas şu anda Asyalılar, Afrikalı Amerikanlar ve is, e, İspanyol kökenli e, şey Latinler ölüyor. Buna ne diyorsun abi sen? Şimdi <laughs> fakirlik diyorum. Şimdi Herkes bağırıyor ya, 1 milyon yüz bin öldü. Şimdi herkesi şey altına aldı ya, tehlike altında. E senede bir buçuk milyon olayı bağlayacağım aslında. Bir buçuk milyon tüberkülozdan ölüyor, kimsenin sesi çıkmıyor. Bir Allah'ın ağzını açmıyor, neden? E fakirler ölüyor ya. Ne yapacağız? Fakirler ölür, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Fakirlik zaten yeterli gıda alamamak, zaten bağışıklık sistemi. o fakirin kendisi fakir değil. Dedesi de fakirdi, babası da fakirdi. Bütün bağışıklık sisteminin genetik olarak geliyor sana. Anlıyor musun? Şimdi bu zaten en büyük olay burada. Bu bize bağışıklık sisteminin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. İlaç, milaç falan ikinci palyatif tedbirler, Bağışıklık sistemi. Şimdi fakat başka bir şey daha var. Şimdi ters köşe yapalım. Ya Hindistan, üçüncü en çok vakanın görüldüğü yer ve ölüm oranı inanılmaz az. Sana da bu soruyu soruyorum şimdi, neden? Şimdi e, orada bir sürü faktör var. Mesela şöyle, e, Bangladeşlilerde ve Pakistan'da Pakistan. çok yüksek. Tabii, aynı zaten, bölge evet. aynı. Ha, yüksek yani evet. ölüm oranı. Bak Hindistan'da. Ha, şimdi mesela baktım, mesela 100 binde ölüm oranlarına. 100 Onun bin, 9. He, 100 binde ölüm, yani şöyle ülkenin nüfusu kaçsa öleni nüfusa bölüyorlar. Yani diyor ki yani mesela diyor 10 bin bölü 100 bin yani 100 bin kişi de 10 kişi. Öyle. Ortalama 78-79 çıkıyor. Şimdi Hindistan kaç? Az. 9. 9. Böyle bir şey yok. Şimdi şöyle en yüksek rakamlar Avrupa'da 90'larda yani 100 binde 90 ölmüş. İspanya'da çok yüksek. Arjantin'de, Brezilya'da yüzlerde. Şeyde çok yüksek. UK'de yani İngiltere'de, İncidere'de. çok yüksek. Türkiye'de 100 binde 13 şu A, anda. Şey, o İngiltere şey şöyle alalım bir de onu ayırmak lazım. Onlar da İsveçliler gibi tam yapamadılar ama önce sürü bağışıklığına bıraktılar evet, bir ara. Olmadı. Tedbirleri almadı. Oradan bir darbe yediler onlar da. Baktılar olmadı geriye döndüler. Ama şöyle söyleyebiliriz mesela. Türkiye'de 100 binde 13, 14. Şu an 13 buçuklarda ben son baktığımda Canapkins'in Atkins'in verilerine. Ama Nijerya'ya bakıyorsun ölen yok. <laughs> mesela şeyde çok düşük oranları. Mesela nerede çok düşük mesela? E, Nijerya'da düşük. Kuveyt, e, Katar bölgesinde düşük. Bir de şeyde düşük. O bizim hani Mısır coğrafyası var ya yani. Bizim Afrika coğrafyasında düşük. Yani Kuzey Afrika hariç, Soğut Afrika, pardon Güney Afrika hariç, South e, Soğut Afrika. Bütün o Nijerya, işte Mozambik, hadi onlar çok kötü yaşayan yerler. Oralarda ölüm oranı çok düşük. Onu şuna bağlıyor ilim adamları, iyi oldu konuyu daha da açtın, daha evet. güzel. Ben bir örnek verdim, sen beş örnek verdin. Evet. Daha da resmi netleştirdin. Evet. Şimdi ilim adamları da şaşkın mı duruma, ben sana söyleyeyim. Herkes şaşkın. Bir şeye yormaya başladılar çünkü çıkamıyorlar işin içinden. Ee, niye yordular? Diyorlar ki özellikle Hindistan ve benzerlerinde hijyen hiç yok. Evet, edikamayı... En düşük. Şimdi hijyen olmayınca, devamlı sterilize sterilize, sterilize olmayınca bağışıklık sistemi güçleniyor. Evet. Şimdi ben onun için zaten bu hani ikide bir de kolonya var sterilize ediyorsun elini yıkıyorsun aman paranoya olmuş durumda herkes var ya ben yapmayın diyorum. Bu kolonya bizi bağışıklık sistemimizi güçlendiren bakteriler bakteri her yerde bulursun virüsü her yerde bir hücre lazım. Şimdi bu bizi güçlendiriyor. Yolda kağıt bilmem ne toplayan çocuklara bak ne kadar saatlerdir. Hep mikrobun dediler. Bir de evde yetişen, kavanozun içinde yetişen çocuğu. Her gün hasta olur, şey, şey, alerjisi vardır falan filan. O bizi yaşatan o bakteriler, bizi güçlendiren o bakteriler. Şimdi bu adamlar o yönden güçlü diyor ilim adamları. Ben ilim adamlarını söylediğini söylüyorum. Ne musun? Bu bir teori. Var mı uygunluğu? Var. Şimdi Bu bir. Bu bir. Bu bir, bu bir. İkinciyi sana bırakıyorum. İkincisi... Ee... Mesela şu anda en iyi bildiğimiz mesela bazı hastalıklar bazı etkenlerden koruyor. Örneğin sıtma olan yerlerde e, o bölgelerde e, e, talesemi olan bölgelerde sıtma daha az. Talesemi ve hani hemoglobiniz bozuksa diğer hastalıkta orak hücre. Bu e, hemoglobin bozuk olduğu için sizi sıtmadan koruyor. CCR5 mutasyonu olan yerlerde HIV olmuyor. Mesela işte bazı Afrikalıların %1'inde. Korona da Diyorlar ki vücuda e, interferon yanıtı lazım. Yani i̇lk vücuda girdiği zaman o interferonu bazı insanlar yapamıyor. Genetik olarak yüzde üç buçuk. Yüz insandan onunda da diyorlar, bunları ağır geçirenler, interferona karşı bir vücutta antikor var. Onun için diyorlar, burada şeye bağlıyorlar. Toll like 7 yani vücuttaki çok protein adonami değil, ilk cevabı veren, yabancıyı tanıyan yer. Bu iki. Üçüncü de e, bir Hırvatistan'da neandertal buldular. Onunla ölenlerin karşılaştırdılar. Şu çıktı. Daha çok ölen insanlar Bangladeşliler bu. Pakistanlar yani Güney Asya. Ee, Avrupalıların yüzde on altısı. Bangladeşlilerin yüzde ellisinde Neandertal geni var. O yüzden dediler ki Neandertaller eski insanlar vücudu iltihaba çok yatkın. Ya, ya, Ama Afrika'da Neandertal geni yok. Yapılan çalışmada bir de bu ortaya çıktı. Bir, iki, üç, daha aşağı devam ediyor. Dört şey ortaya çıktı. Dediğiniz gibi daha önceden iltihabi durumlarla karşılaşma. Mesela dediğiniz gibi vücudu iltihaba alışık insanlar, yani iltihaba cevap alışık insanlar yeni virüslere çok abartılı yanıtlar vermiyor. Bunun en güzel örneği şu, apandisit mesela. Gençler apandisit oldu mu sepsis oluyor. Tansiyonu düşer, ateşler ölür. Yaşlı amcanın apandisti patlar. 80 yaşında senle konuşur. Sepsisi de açıklayalım. Sepsis yani e, mikrobun, evet, mikrobun kana karışıp bağışıklık sistemini patlatması. Aşırı ee, müdahaleye gelmesi. Yani bu son bizim işte stokin fırtınası deniyor ya. Yani. Onun... O, a, Onun, stokin, fırtınası, stokin Stokin fırtınası, fırtınası vücudumuzda nasıl bademcik olunca, boğazınız ağrıyınca, ateş oluyorsun, yorgunluk, halsizlik, tansiyonun düşüyor. İşte onların hepsini yapan şey o vücuttaki iltihap maddelerine bir stokin diyoruz. Ben de sana yardımcı, yani, moderatör olarak ol, çalışıyorum. İşte o biz hep deniyoruz ya, korona stokin fırtınası yapıyor, ne oluyor? Korona bağışıklığı birden korkunç şekilde patlatıyor. Bu sefer de akciğerin resmen kendi bağışıklığı akciğerini yakıyor. Koruyacağım sen. diye mahvediyor. Koruyacağım diye esasında, yani esasında pireyi kızıyor, yorganı yakıyor. O evet, yaktığı yani. yerde akciğer oluyor. Bir şey daha var, Avrupa'nın bu bir de bu zorlu hayatlar içinde yaşamış insanlar böyle şeylerle çok karşılaşıyor, anlıyor musun? Şimdi onlar bu panik yapmadılar fazla. Şimdi bir işte Avrupalılar olsun belli ülkede çok panik yaptılar. Aslında panik paranoya doyuruyor, Paranoya da bağışıklık sistemini kesinlikle, çökertiyor. Kesinlikle. Şimdi bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Yalnız şimdi biz hep konuşuyoruz ya, antibiyotik ilaç daha çıkmadı, zor görünüyor. İşte bizi aşı kurtaracak. Yok, bizi aklımız kurtaracak. Bu güzel, aşı, bu altını çizelim. Aşı maşı kurtarmayacak. Bizi aklımız kurtaracak. Bizim aklımız Doğru. ve mantığımız bizi Mantık kurtaracak. kurtaracak. O mantığın dışına çıktığımız zaman bizi kimse kurtaramaz. Doğru söylüyorsun, ha? bu konuda haklısın. Ha. Bizi böyle koyun gibi güderler. Oraya git otur dur, ayak yüzünden dur, tek ayak üzerinde dedi buraya git dur, otur. Biz böyle emir komuta zinciri içinde hareket etmeye başlarız. Deriz ki ya dur diyeceğiz önce. Şimdi bize biri kolonya mı verdi? Ama biraz medikal okul yazarlığımız da olacak. Herkesin bir ölçüde medikal okul yazarlığı olmaz. Dizeysek tam bu kolonyayı sürdük. Çünkü bu deri, sen bunu çok iyi biliyorsun. Bu deri bizim bağışıklık sistemimizin en dıştaki kalesi. Evet. Bu kale, kale deri kale. Buradan içeri mikrop girmez. Mikrop ancak burası çatladı mı girer? Kuru deriden, kuru hakikaten deriden kuru deriden girilmez. hiv bile bulaşmaz. Hiç korkmayın, yani, yani burayı güzel. ellemişsiniz, hiç korkmayın. Ama hivli insanın kanı eline değdiği zaman bulaşmaz. Hivli insanın kanı gözünüze değdiği zaman bile bulaşmıyor. Çünkü ağız gibi, burun gibi yerlerde çok fazla gerçekten de bulaşmayı engelleyen yapılar var. Ama bu koronavirüsün, biliyor solunum yolu virüsü olduğu için en çok girdiği yerde burun ve ağzımız olmuştur. Ama lokal bir sürü ne var orada? Defans mekanizma devam ediyor. Yani orada esasında onu kovmaya çalışıyor ama yetersiz oluyor. Ama ilk biriktiği yerde ne oldu? İşte boğazın ya, burnunun oldu. tam korunmuyor. Evet. Aa, onu da bilsin. Göz gözden de alıyorsun evet. çünkü. Hatta şöyle maskenin, maske bizim esasında eski anlattığımız bir şey var. Maske hastalıklar yayılmasın diye hastaya takılır. Yani öksüren aksana normal eskiden takılmazdı. Ama daha sonra dediler ki asemptomatik var. Yani hiçbir bulgu olmadan, öksürmeden de yayılıyor biliyor dendi. Ve ondan sonra öneri halinde. Hatta Dünya Sağlık Örgütü önce takmayın dedi. Sonra o da takın dedi. Hatta biz bu Nisan'dan sonra takın oldu bu. Evet. Ama tartışmalar devam ediyor. Ee, hani hatta bazı makaleler çıktı. Ben hep anlattım. İşte maskelerin bir filtresi var. Birçok e, maskede bu filtre yok. Onun için e, yalancı bir güven oluşturuyor biliyor bazen. Onun için maskeyi temiz kullanmak lazım. Nemlendiği zaman çıkarmak lazım. Çünkü Kimse, e, kim, 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 yapıyor onu? Evet yani bunlara dikkat etmek lazım. Ya maskenin bir tekniği var. Kim yapıyor? Adam maskeyle koşuyor, hızlı hızlı yürüyor. Karbondioksit cebine nereye, sokan benim babam cebimde gezdiriyor. Yani gidiyor. Babam cebimde ya gezdiriyor. Ya. Ya. Yani. şimdi şimdi geldik kolonyayı sürdük. Ya da ona benzer bir şey. E, elinin nemini aldı. Derinin nemini aldı. Derinin nemini alınca deri çatlamaya başlıyor. İşte o deri çatladığı an mikrop giriyor. Sen kendini koruyacağım derken mikroba açıyorsun vücudu. Kolonya süreceksen nemlendirici kremle beraber süreceksin. Esasında insanlar şimdi çok panik oldu. E, haklı da çünkü insana korkuyor. Mesela geçenlerde ben Nijeryalı birisiyle konuştum gerçekten de. E, bir şey vasıtasıyla bir Skype vasıtasıyla. Onlar diyor ki mesela biz diyorlar Ebola'yı yendik ne olacak bizim için korona diyorlar. Yani biz Ebola'nın ölümcüllüğü %90'dı. Biz diyor ebola gördük diyorlar ya patır patır herkes ölüyor yani düşünün. 100 tane ebola geçirenin 90'ı ölüyor. En iyi ihtimal de 50 60 çok ölüyor. Yüksek. Çok yüksek. Ebola korkunç. Bir de ebola çok basit bir şey değil. Ebola tedavisi de yok. ilacı da yok. Çok tehlikeli bir hastalık. Yani mesela şey, onlar şey diyor mesela. Hani biz ona baş ettik ne olacak diyorlar. o, önceden bunu görmüşler mesela. Ama biz özellikle Avrupa halkları biz işte ya da Amerikalılar böyle bir şey görmedi daha önce. Onlar birden ilginç geldi bu. Yani birden panik yaptı. Ya işte bir ilk 1918'de gördü Avrupa halkı. Evet. Yani 1918'de gördü. Hani dedik ya, orada da Amerika'dan çıktı o. Yani hani İspanyol gribi de ya çok evet. iyi biliyorsun. İspanya'da sansür olmadığı için 1. Dünya Savaşı'nda o faşekte açıkladı her yere. Ama Iowa'daki çiftlikteki domuzlardan çıktı. Ama Amerika 1914'te 1. Dünya başladı. 15 16 katılmadı. Çünkü niye katılmadı? Güzel silah satıyordu. Güzelce sattı sattı silahları baktı ki tam bitmanına geldi. Bakın burada bir ekonomi de var, bir gerçeklik de var. Baktı ki kazanan taraf da belli oluyor. 1917'nin sonunda 1918'de pat girdi. Bütün influenza virüsü askerler geldi Avrupa'ya yaydı. Ondan sonra patladı. Peki şimdi bunda birçok gerçekten de şey var. Özetlersem koronavirüs ya da diğer virüslerde insanların bir ee, ...şehir hayatının şeye taşması... ...vahşi hayatın içine girmesi... ...hayvanlara çok temas etmesi... ...iki küresel ısınma... ...virüslerin e, ölmesini engelledi... ...çünkü gece gündüz farkları çok yüksek olduğu zaman... ...virüsler şoklanıp ölüyordu... ...şimdi gece gündüz farkları kapandığı için... ...artık eskisi gibi virüsler ölmüyorlar... ...o, o iklim farkları i̇klim kapandı... İklim farkları mahvetti... ...şu anda iklim farkından ziraat ne olduğunu bilmiyor... ...ürünler de şaşırdı... ...evet mesela ben geçen ay arıcılara konuştum... ...arıcılar diyor ki arılar gidiyor... %50-60'ı zor geri geliyor diyorlar. Yüzde, Ölüyorlar diyorlar. Yüzde %50 koloni ölümü var. Ölüyormuş yani. Hani, Einstein ne dedi arılar hakkında? Evet, arılar ölürse dünya biter, biter dedi. Biter. Niye? Evet. Çünkü ürünlerin, tarımsal ürünlerin bak arkadaşlar bunun %75'i polonileşmeyle oluyor. yalnız yalnızca yapmıyor. Böcekler, uçan kuşlar ve en çok da arılar o işi yapıyor. Ve arılar eğer biz şu anda gıda varsa yiyorsak bir şey yapıyorsak bunların sayesindedir. Eğer biz işte o Roundup ilaçlarını, o kanser yapan ilaçları o tarlaya şey ettiğimiz zaman yalnız zararlı böcekler ölmüyor. Faydalı böcekler ve arıları da yok ediyoruz. Vallahi İsmail abi ben şunu söyleyeyim. Hep, hep programı tekrarlayacağım. Biz dünyayı kirlettik. Ve bir kere temiz toprak, temiz su kaynağı kalmadı. Neden diyeceksin? Ben şuradan biliyorum. Ee, mesela ben geçenlerde bunu daha yayınlamadım ama deodorantlarla bir deney yaptım. Deodorantı e, gebe hayvanına uyguladım. Ve çocukların otizm olduğunu gördüm. Ve şunu biliyoruz artık. Gebelikte kimyasal maruziyet olduğu zaman aşırı miktarda en çok etkilenen organ beyin. Onun için artık depresyonlu, şizofrenili, kaygı bozukluğu olan, hiperaktiviteli güruhlar doğuyor artık. Yani bunlar tek insan güruhlar. Bu bir salgın. Yani bana sorarsanız Oytun otizm bir salgın mı? Al söylüyorum otizm bir salgın şu anda. Niye bağlı bir salgın? Kimyasal, kimyasal. kirliliğe bağlı. Bakın... E Hava kirliliği otizm, deodorant otizm, ilaçlar otizm, saç boyaları otizm, ojeler, ojeler boyaları. otizm, sayıyorum, oturuyorum, arabalar otizm, plastik sanayi otizm, otizm otizm. Dünya bitti. Dünya bitmiş durumda. Kimse kafayı yormasın fazla. Kimse kafayı şey. yormasın. Aynen Çünkü doğru. onu önleyemiyorsun. Bakın, önleyemiyorsun. hava kirliliğinden evet. 7 milyon kişi ölüyor senede. 7 milyon kişi ölüyor hava kirliliğinden. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün şeyi ve bu hava kirliliğini de en çok yalnız arabalar falan değil, uçan uçaklar şey diyor. Geçen sene 2030'da 19'da 4,5 milyar koltuk satıldı. Uçak koltuğu bu felaket bir şey. Bakın bu da aslında pandemiyi yayan nedenlerden biri. Aşırı, tık 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 seyahat. aşırı gidip geldi. Esasında yıllar önce CDC diyordu ki aşırı seyahat oluyor. Çok fazla miktarda virüs yayılma şansı var. Yarın diyordu biz salgın olursa bu diyordu 10 yani 1-2 saatte diyor dünya yayılır diyor. Çünkü uçakla 3 saatte kıta değiştiriyorsunuz ya. Yani. 4,5 milyar koltuk. Yalnız bir istatistik daha vereyim size. Öyle dünya nüfus bu 4,5 olur mu? 7 7,5 milyar dünya nüfusu. Demek ki bir kişi 10 kere, 20 kere gitmiş. Dünya nüfusunun ancak %10'u e, uçakla e, seyahat ediyor. Bakın %10'u. Onun da %1'i en çok e, gezen dolaşan o elit tabaka her uçak seyahatinizde siz atmosfere 130 kilogram karbondioksit atmaya sebep oluyorsunuz. Bakın bunu dünya kaldıramaz. 130 kilogram karbondioksit sanılıyor bir uçak yolcusu nedeniyle. Şimdi ben bunu da tekrar şey yapacağım, buna da gireyim. Mesela bana soruyorlar kanserin sebebini hani elmayı yıkayalım mı, armutu silikeden bekletelim. Ben diyorum ki senin zaten su kaynakların kirli, toprak kirli, korkunç miktarda kimyasal yük alıyorsun yapılan çalışmalarda insanların idrarlarında şu anda yok yok İsmail abi. Yani bir nasıl, A'dan tut. Ne diyorsun ya? Işte o, şu bisfenol bileşikleri, fitalatlar. Tut. Ya şu anda hepimiz var. kimyasal iş, ya, idrar yapıyoruz tamam mı? Kimyasal idrar. Yani ve şu andaki kanserlerin yüzde yetmişinin bir sebebi bilinmiyor. Neden sebebi bilinmiyor? Çünkü sen kimyasal içinde Sebebin yaşıyorsun. Sebebin ucu kaçmış. Sebebin ucu kaçtı. Ve su kaynaklarını temizleyemeyiz artık. Geçti o günler. Bakın arkadaşlar en çok da erkekleri vuruyor ha. Neden erkekleri vuruyor biliyor musunuz? Kadınlar gebeyken bir e, deney yapıyorlar. Çocuk doğduğunu göbek bağını kesip alıp saklıyorlar. Bir test yapıyorlar. 280 tane kimyasal buluyorlar. Daha anne çocuk karnındayken 280 tane kimyasala maruz oluyor ve çocuğa aktarıyor onu. Ve bu özellikle fitelatlar erkek çocukların genital organlarında deforma oluyor. Hermafrodit doğumlar bilmiyorum. Hermafrodit ne demek biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Kafanız salladınız. Biliyorsunuz kabul ediyorum. Doğumlar oluyor ve yani cinsiyeti belirsiz demek ben ya da iki çift cinsiyetli evet. demek. Çift cinsiyet demek ve kız kadın kızları o kadar etkilemiyor. İkinci etkileme sebebi bunlara daha tehlikeli. Bakın 1970'te 73-74'te yıllarda milimetre sayısına düşen erkek spermi 95-99 milyondu. Şimdi kaç tane biliyor musunuz? Yarıya düşmüş. 45 milyona düştü. Ve bu hızla, bakın o zamanda bu zamana kadar o kadar kimyasal kullanılmıyordu. Daha yavaş düşüyordu. Eğer arkadaşlar 10-15 milyonun altına düşerse erkeğin çocuk yapma kapasitesi yok oluyor. Başka bir şey daha etkiliyor erkeği. Hızla erkekteki testosteron oranları düşüyor. Evet. Ve bu şu ana kadar yüzde bir, bir buçuk hesaplıyorlar. Bu gittikçe hızlanmaya başlıyor ve özellikle genç nesili vuruyor. İsmail abi zaten aynı şey otizmde otizm de geçerli. Otizmde erkeklere dişilere göre dört kat, beş kat daha fazla etkiliyor. Onun için ben her zaman derim ki otizm bir erkek hastalığı. Evet. Bir de son zamanlarda bir şey ortaya çıktı. Eskiden 1050 di erkeğe 1000 kız doğar normalde. Çünkü erkekler daha dayanaksız olduğu için ölür. Ve bine ne olurdu. Son yapılan çalışmalarda erkek ölümlerinin ve erkek düşüklerinin 2-3 kata kadar arttığı biliniyor. Yani erkek düşükler artıyor. Yani çünkü erkekler kimyasallardan daha çok etkileniyor. Bunun birçok sebebi var. Ama bunun en büyük sebebi tabii ki genetik tabii genetik. ki. Onun için hani erkek sayısında düşme doğru. İsmail abi doğru söylüyor. 2- Sperm sayısında düşme. Erkeklerde korkunç Testim. otizm. Erkeklerde testosteron azlığı ki geçen bir hoca geldi hormon bozucular diye bir kitap yazmış. İşte özellikle sizin bahsettiğiniz fitalat. Fitalat özellikle erkeklerde testosteronu düşürüyor ve fitalatla maruz kalmış gebelerin çocukları erkek bile olsa erkek oyuncaklarla oynamıyor. Yani erkek oyuncak ne işte? Araba, işte tabanca, vurma. Bir bakıyorsunuz daha çok dişi tipi oyuncaklarla oynuyor. Yani bir cinsiyetsizlik ortaya çıkmaya başladı. Özellikle o fabrikanın yanındaki e, kurbağalarda. Hep çift cinsiyetli. Aynen öyle. Yani. Fitelat nedir çocuklar biliyor musunuz fitelat? Şimdi plastiği alırsın. Plastik aslında katı bir maddedir. Böyle beyazımsı çıkar. Onu böyle naylonumsu böyle yumuşak eğilir bükülür ya da Tokyo falan gibi esnek yapmak için fitelat koyarsınız içine. Dünyanın en büyük zehiridir. O Tokyo'yu giyersiniz güneşte deniz kenarında banyo alırken falan. O fitelat size yavaş yavaş derinizden geçer. Emilir. O yumuşaktır. Peki şeyde de genellikle kullanıyor. Şimdi kullanılmıyor diyor. Bifenol A. O da çok zehirlidir. O da peş şişeleri var ya. peş şişeleri şeffaf yapmak için genelde aynen, kullanılıyor. Aynen. Anlıyor musunuz? Yani hani böyle de açıklayalım da fitalat nedir, bifenol A nedir? O onlar bilinsin. Şimdi aslında o bütün güzel bir şey söyledi. Orayı da kaçırmayalım. Yani dedi ki erkek çocuklar daha dayanıksız kız çocuklara göre. Onun üzerine bir şey daha ekleyelim kadınlar koronavirüsünden daha az ölüyor, daha az etkiliyor kadınlar. Şimdi sizden son. şu soruyu bekliyorum. Neden? Bir şey daha sorayım, söyleyeyim. Kadınlar erkeklere göre 8-10 yıl arası ortalama bütün dünyada aynı daha fazla yaşıyor. O oturunun dediğinin uzantısı bu. Hormonun olarak, hormonlar olarak. Evet doğru, doğru. Bir tanesi doğru. Çünkü onlarda östrojen var. Bizde testosteron var. Fazla bir işe yaramıyor bizde test. Hep başımızı belaya sokan da testosteron zaten. Yani işte fazlası sıkıntı, azı sıkıntı. Yani çok dengede olması lazım. Testosteron baş belası. Baş belası. Az olunca yaşlandırıyor. Mesela erkekler testosteron eğer yeterli miktar altı olunca hızlı yaşlanıyorsun. Vücudu iltihaba bağlıyor. İltabı. Çok olunca kan pıhtılaşıyor, iltihap artıyor, damar serpiliyorsun. Sıkıntılı. Diyorsun. Aynen. Yani nasıl bir hormon? Az olunca baş belası, çok olunca baş belası. En güzeli izah etti. Bu, bu. Testosteron bu. Ostrojen bağışıklık sistemiyle koordineli çalışıyor. Güçlendiriyor bağışıklık sistemi. Bir de e, kadınlarda x, x hormonu var. Bizde X'e. Evet. X hormonları da Kromozom. koordineli. Evet. Kromozomları da hormon demişim. E, e, koordineli çalışıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Onun için siz ya da şu anda bizi dinleyen hanımlar, kadınlar fazla paranoy olmasınlar, korkmasınlar. Onlar erkeklerden her şekilde daha avantajlı. Mesela şey diyorum, mesela gerçekten de bu virüsün hücreye girmesinde işte siz herkes biliyor artık ACE2 diye bir enzim var, oradan giriyor. Buna da eşlik eden birkaç tane protein var. Bir tanesi de bu işte ...o TMPR, SS2... ...o da testosteron düzenliyor Abi yani. ki çok faydalı bir enzim evet. o protein aslında... Evet. ac. 2 Ama işte evet çok faydalı ama işte burada... Şeylerine ...virüsün takılıyor. giriş kapısı o işte... ...koronavirüs geliyor, S protein'e bağlanıyor. Şunu söyleyeceğim... ...bir erkeğin gerçekten de testosteronu... ...ne kadar fazlaysa o TMPR, SS2... ...fazla. Onun için testosteron koronada bir dezavantaj yaratıyor. Hatta şunu söyleyeyim... ...o TMPR, SS2... ...prostat kanserinde de kötü prognos kriteri... TMPRS yani testosteron bağımlı olayları fazlaysa prostat kanserinden daha çok ölüyorsun. Yani Türkçesi prostat kanseri çok olanlar koronadan da daha çok entübe olup yoğun bakıma yatıp ölüm ihtimali fazla. Onun için de bunun en büyük örneği de Afrikalı Amerikalılar. Afrikalı Amerikalılar zaten prostat kanseri riski çok, çok fazlaydı. Çok fazla. Onun için onlar da koronadan çok etkilendi. Yani şunu söyleyebiliriz. Ee, korona erkekleri vurdu. Ee, bu çocuklar da anne karnında şu anda korona geçiren erkek çocuklarda gelecekte otizmli, depresyonlu, şizofreni ya da epilepsili doğacaklar. Yani biz bir 8 sene, 5 sene, 10 sene sonra bunun biraz daha bir şeylerini göreceğiz. Ama bu sadece korona değil, influenza için de geçerli. Yani grip salgını için, Hepsi için bütün üst solunum yolları, rinovirüs, bütün şeylerden erkekler daha çok etkileniyor. Bu bizim yapımız böyle. Ama şunu da söyleyeyim, korku, panik de Anne bir şey nasıl korku olmaz. panik yapıyorsa, anneden geçen kortizon bebeğe geçiyor, annede üretilen. O da bebekte aynı haltları yiyor. Onun için şunu söyleyebilirim ki, korku panik olan annelerde yine çocuklarda çok sıkıntılar yaşarlar. Onun için bir anne e, biraz cesur, yürekli olmalıdır diye ben her zaman... Ben anne hacı yatmaza benzetirim, anne hacı yatmazdır. Anneye bir şey olmaz. Anne bir şey olmayacak ki çocuğa bir şey olmayacak. Ben her zaman söylerim güçlü annenin güçlü çocuğu olur diye ya 30 sene çocuğunu yetiştirecek ya evet. Ha? evet anne başka bir şey yani şöyle anne kaygı yapmayacak anne çocuğun yanında üzülmeyecek anne şey olacak ya anne bir hani anne bir şey gibi olacak ya nasıl diyeyim artık böyle bir anne baba da olacak baba da olacak. anne de olacak evet, hiç öğretmen değil. de olacak Kesinlikle. anne her şey aslında anne her şeyimiz yani hayatın merkezinde kimse yok anne, anne var. var ondan sonra başkaları anne. var anne ben şunu tekrar edeyim ey anneler çocuklarınızla ana rahmine düştükten sonra değil ana rahmine düşmeden önce bile dikkat edin. Çünkü annenin sigara içmesi ya da herhangi bir madde kullanması, alkol al, madde, alkol uyuşturucu yapması, kullanması. E bir de şey ne olacak? E, e, sular kirlen dedik. Annenin gebelikten önceki hayatı bile çocuğu etkiliyor. Bırakın annenin hayatı bile çocuğu ya, etkiliyor. makyaj yapmayacak ya. Makyaj yapmayacak. Parfüm kullanmayacak parfüm ya. Parfüm kullanmayacak. Bak ben son günlerde e, parfüm deneyi çok yaptım. Bildiğin otizm yapıyor. Yakında yayınlayacağım. Aseton kullanmayacak. Aynen öyle. Ya sıçanlarda bildiğin Deodorant ya şu kol altı deodorantları otizm yapıyor. Ben neyi gördüm biliyor musun? Sıçanlar çok dayanıklı hayvanlar İsmail abi. Sıçana bir şey olmaz. Neden biliyor musun? Bunların garaciğer böbrekleri daş gibi. Bunlar yıllar içinde lağımda büyümüş bunlar. Bunlar vücuduna ne girdi hemen atıyor dışarı. Ya adam hayvan nasıl yaşıyor lağımda? Pislikten bir şey olmuyor. Kimyasaldan bir şey olmuyor. Ona bile bir şey oluyorsa deodoranttan. İnsanlar ben hep şunu derim. Sıçana bir şey oluyorsa insan yandığı Allah'tır. Onun için buna bir şey oluyor. Benim bile gözüm korktu İbrahim ya abi. Veba mikrobu e, taşıyor hiçbir şey olmuyor. Ne zaman insanla beraber yaşıyor veba insana geçiyor o zaman oluyor her şey. Evet ya yani bu biz peki şunu e, işleyelim. Tamam bunları konuştuk. Hakikaten sen de bunu yıllardan beri söylüyorsun. Su kaynaklarını kirlettik. Tarım şu anda tarımda kullanılan e, tarım ilacı. İntihar. Bu... Korkuş bir durumda. İntihar. Diyorlar ki Asya'daki böbrek yetmezliği iki katına çıktı. Kontrolsüz tarım ilacında. Ve kontrolü yok şu anda bu tarım Allerji. ilacı. Alerji, kan, şey, böbrek, 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 yetmezliği. Ya böbrek. Herkesin böbreği hastaşı. Mesela eskiden adam gelirdi 55-60 yaşında. Şimdi bakıyorsun böbreğine bir biyopsi yapıyorsun. Bir inflamasyon. Buna tübüle intihar nefrit deniyor. Böyle bir inflamasyon böbreğinde. İşte glomerülü biraz bozuk. Diyorsun ki adamın şekeri yok İsmail abi. Hipertansiyonu yok güzel bir hayat yaşamış. Ya diyor ben her şeyi güzel güzel yedim içtim, sağlama dikkat ettim. Peki bu böbrek ne? Şu anda verici verici bulamıyorsun. Vericilerin böbreklerinde bir sıkıntı var hep. Onlarda da sıkıntı esas. Çünkü neden? E çünkü sağlıklı gibi duruyor ama içini kazıyınca böbrekler sakat. İki, ya yani nakil için, karaciğer nakli için gelenler var. Verici. Vericinin karaciğeri alıcıdan daha kötü. Vermek için geliyor. Selamun Aleyküm diyor. Ben karaciğer vermeye geldim. Akrabasıyım. Yani canlıdan canlıya nakiller. Canlının karaciğere bakıyorsun. Diyorsun sen karaciğer iflas etmiş. Neden? Yağlı karaciğer. Her kez yağlı karaciğer. Adam tığ gibi İsmail abi. Kilosu mesela eskiden şöyleydi. Bundan 15-20 sene önce o adam Baya bildiğin 100 kilo, 110 kilo karaciğer yağlıydı. Şimdi bakıyorsun adam 70 kilo, tığ gibi 65 kilo karaciğer yağlı. Adam diyor ki ben diyor e, hamur tüketmiyorum, yağlı yemiyorum. E sen ne yapıyorsun? E bir güzel güzel. Neden? Aşırı miktarda gıdalarda toksin alıyoruz. Mesela neler oldu bu toksinler? Bütün her yer işte konuştuk. Şişe sularından, sulardan, her yerden. Tarım ilaçları. Şu anda karaciğer baş edemiyor. Mesela biz bir adamın yağlı karaciğeri varsa ilk baktığımız şey diyeti çocuklar. İkincisi de hepatit C'si var mı? Hepatit C'de neden hepatit C karaciğeri yağlıyor? Yoruyor karaciğeri. Ve karaciğer normalde yağları yakan bir yapı. Yağları yıkamıyor, yakamıyor ve yağlı karaciğer ben artık şundan korktum. Ne yiyeceğiz? Ya ne yiyeceğiz? Çünkü ben bunun artık tırsıyorum. Tamam hadi deodorant kullanmadım. Ama e sonuçta elmayı alıp yiyorum abi. Yani ne yapayım? marul da mı yemeyeyim şimdi? E, salata yapıp yiyoruz. Ben ne yapıyorum şimdi? Diyor ki gıdayı azaltayım bari. Riski azaltayım diyor. İşte o. Ne yapayım? Teko. Teko. Gıdayı azalttım. Yani artık ben eskisi gibi gıda tüketmiyorum. Şimdi ben bir de tarım kitabı yazdım. 4-5 sene köylerde dolaştım. Çünkü kitapta okumakla her şey olmuyor. Senin gibi nasıl laboratuvardasın sen... ...gerçekleri orada görüyorsun. Sen orada gördüğün gerçekler çoğu yazılmamış gerçek. Evet. Senin bulduğun gerçekler. Evet. Alanda olmak başka bir şey. Tabii ki. Okuyarak tıp doktoru olmak başka bir şey. Öyle. Yani bu, bunlar başka Abi bir okuyarak şey. Okuyarak şöyle... ...kitap şöyle, öyle bir şey ki... ...hani kitapta hiçbir şey yazmıyor olduğunu gördüm. Yani kitap bir şey. Kitapta biz hep şunu gördük mesela. Hani şöyle... Kanser kitabı şöyle yazar. Kanserlerin %65-70'inde mutasyon vardır. Ve mutasyonların çoğu şeye bağlıdır der. Yani, yani random. Yani ne demek o? Rastlantısal da. Peki o rastlantısal her yerde mutasyon olurken neden geliyor da tam kanser gönlünün üstüne denk geliyor? Bunu yazmaz. Çünkü bizim vücudumuz hep mutasyona giriyor ama tamir ediyor. Ama bazı mutasyonları tamir edemiyor. İşte onlar bizi kanser yapıyor. Ama şunu görüyoruz mesela şu anda. Bir, mesela erken bir pankreas kanseri. Erken mide kanserleri ortaya çıkıyor. Pankreas kanseri. Ben abi kankreuz. ilk defa hayatımda 30-35 yaşında pankreaslar, 30-35 yaşında mide kanseri görmeye başladım. Eskiden mide kanseri 65-70 yaş hastalığıydı. Pankreas kanseri yine 70'lik. Hatta şöyle derler, kanserlerin 4'te 3'ü 65 yaş sonrasıdır. Yani yaşlı hastalığıdır kanser. Şimdi gence doğru gelen bir kanser. Risk oluştu. Yani ve şu anda bunu kimse ne olduğunu bilmiyor. Ve nasıl ne yapacağını da bilmiyor. Çok büyük sorunlar var sen baktığın zaman. Yani burada şu anda genç ve en son da gördüğüm ne abi biliyor musunuz abi? Erken beyin tümörleri. Erken o beyin tümörleri. dalga boylarından magnetik alanın evet, çoğalması falan. yani bu falan mesela yani. şimdi bakıyorsunuz 35 yaş. Beyin tümörü de yaşlı hastalığıdır. Şimdi bakıyorsunuz mesela yaş ve beyin tümörleri okumuşlara daha fazla. Yani tahsil etmişlerdi. Mesela ben bakıyorum üniversite mezunlarında neredeyse 2-2,5 iki, iki, kat daha fazla beyin tümörü neden şehir hayatından mı acaba? Şehirler. Mesela hiç köyden beyin tümörü geliyor ama oranları 3 kat az. Ama üniversitelerde devamlı bilgisayarın karşısında. Evet neden üniversiteler? Acaba üniversiteler bilgisayarın karşısında televizyon Cep, karşısında. Cep telefonu kullanma. Ya bakın bu istatistiklere bakın arkadaşlar bu epidemioloji bilmiyor bu ya. Yani bunu şimdi mesela biz bazen konuşuyoruz mesela bazı tipler çıkıyor o öyle ya arkadaş oku bak. Ya yani bir de öyle bir şey ortaya çıktı Şimdi ikiye ayrıldı dünya ee, herkes birbirine karşı. Ya yani ben mesela desem ki şimdi çay iyidir diyor. Bir taraf diyor hayır kötüdür. Çay kötüdür diyor. Öbürsü diyor ne alakası iyidir diyor. Yani bir de şey oldu. Sapla saman karıştı birbirine İsmail abi. Yani çok şu anda. dünya dünyada bil, çok komplike evet, bir hale bilgi geldi. Bilgi var şu anda. Bilen de fazla bilmiyor. Bilen de fazla, yani. fazla bilmiyor. Şu anda insan niye biliyor biliyor musunuz? İşte bir, iki, bir, üç yerde yani, kitapta bir şeyler yazıyorsa. Ya burada biliyor. ne oldu Oytun? Maskenize takın elinizi yıkayın, silin. Başka bir şey söylüyorlar mı? Yok. Ha? Çünkü bilinmiyor. 9 aydan beri, 10 aydan aynı beri. Aynı şey söylüyor. Yani herkes çıkan diyor ki maskeniz takın diyor. Uzman da aynı şeyi e, takıyoruz söylüyor. Zaten. E, takıyoruz. takıyoruz zaten. Takıyoruz. maskeyi taktık zaten. Ben maske takıyoruz. Elimiz de yıkıyor herkes. Yıkıyor. Tamam. Başka bir şey söylüyorlar Sosyal ben mesafeyi ben. de korumaya çalışıyor. Tamam. Bunlar. Ama buradan şunu anladık. Yani bir şekilde burada virüs salgına devam ediyor. Sen ne kadar tedbir al... Virüs salgına devam ediyor. Yani şunu belki de bizim öğrenmemiz lazım. Ben ikinci şeye bakmış olayım, ikinci yere. Sular da böyle, suları ve çevreyi kirlettiğimiz için kanser de salgına devam ediyor. Yani şunu desek biz, elmayı güzelce yıka, üstünü soy. İçinde var içinde, elmanın içinde var, portakalın içinde var, marunun, et, etin içinde yani var. Konu Sütün orta? içinde var, sütün, sütün içinde var. Konu Birçer nereye geliyor? hoca davet ettim. Ha. ...kızlarda erken meme gelişimi olmuş, erken ergenlik. Erkeklerde oluyor. Erkeklerde oluyor. Bir staj sürmüşler geriye doğru ne var diye... ...nereden çıkmış? Çilekten. O böyle acayip büyük çilekler var ya... Var. ...o çilekleri çocuklar alıp alıp yiyormuş... ...kızlarda erken ergenlik ortaya çıkmış, oraya. Ama hiçbir kitabı açın... ...erken ergenliğin sebebi... ...hormonlu çilek yazmaz. Yazmıyor çünkü daha bir yerde. 10 sene sonra yazacak çocuklar. 10 sene sonra... ...chapterlar olacak. Yani bu biliyor Chapter dediğimiz kitap başlıkları. Şu. Kimyasal nedeniyle görülen insan hastalıkları diye. O zaman şöyle yapalım Buyurun. bunu. Sistem, bugünkü yaşanılan sistem ya da 70-80 yıl evvel endüstriyel devrimle başlayan sistem artık sürdürülebilir değil. Yani bu işin... Tıkandı bu. Tamam yani çıkan, bu Bak, senin anlattıklarını. Tıkandı, tıkandı. Ne tıkandı, tıkandı, tıkandı. biliyor musunuz? Bir de üstüne bir şey sorayım. Medikal sektörü tıkandı. Ne o medikal sektör? Bak ben bu yıllardan beri, ben 7 defa tuz bilimisi yapmış adamım. Ben herkes bilen bilir. Benim Türkiye'deki teorik tıp bilimim kimse kolay kolay aşamaz onu. 50 defa bu işi okudum yaptım. Ben neyi öğrendim biliyorsun? musun? Oytun Erbaş olarak biz medikal sektörde tıkandık. Neden tıkandık? Hastalara aşırı miktarda kimyasal bastık. Her şeyi ilaçla halletmeye evet, çalıştık. Yani kimyasal şöyle, ilaçla. Şimdi hastaya diyor ki bana benim depresyonum var. Bir ilaç. Kaygı bozukluğum var. Bir ilaç. Kolesterolüm. Karay kolesterolüm. Bir ilaç. Prostatın büyük. Bir ilaç. Kulağım çınlıyor. Bir ilaç. Saç dökülüyor. Şimdi bak saçı dökülen yok mu var. Bir ilaç. Tiroidim bozuk. Bir ilaç. Sonra böbre... Dur. böbreğin gidiyor. Tırnak ojesi. Çıkmayan kalıcı makyaj. Çıkmayan kalıcı oje. Göz lambaları, göz bilmemeleri falan filan. Göze koyduğumuz lensler. Plastik. Meme implantları silikon üstü kaplı ne çıktı? Meme implantları takanlarda meme lenfoması riski iki kat arttı ortaya çıktı. Millet panik yaptı. Dediler ki sonra söktürmeyin dursun risk iki kat ama idare edin dendi. Şimdi demek ki vücuda takılan her şey başa dertmiş. Ona ilaç, ona implant, ona bilmem ne biz ne yaptık biliyor musun abi? Biz bak olay sadece bu. 100 bin yıldır senin böbreğe onu süzmeye dizayn edilmemiş. Edilme, bilmiyor. bilmiyor. Çünkü onu bilmiyor. Bak sıçanı Son... Sıçana, biliyor. Ha? Çünkü o lağım da büyümüş. O, o, lağımda... o biliyor. Ama bir sıçan o, 30 -40, değil. 40 sene 50 seneye kadar bilmiyor. Abi biz evcil hayvanız ya. Ha? Biz ya ya tabii 50 yıl sonra, sonra birden kimyası ilaç yüklemesi, gıda yüklemesi o böbrek bitti. Ben niye gördüm biliyor musun? Pankreas da bitti. Kedilerin çoğu yağlı yerli. Neden biliyor musun? Evde bir kendi yemiş, bir kediye vermiş. Hatta kedilerde bir hastalık var. Ee, i̇şte e, sarılıkla gidiyor işte e, hepatik lipidoz diye e, sarılıkla giden bir hastalık e, kedinin karaciğer yetmezliğine götürüyor. Neden oluyor kedilerde? Kediler strese girdiği zaman karaciğer yağlıysa karaciğer iflas ediyor. Yani zaten karaciğer böyle sınırda çalışıyor. Ya aşırı Yağlanmış, şişman. şişman. Edelim. Bir de üstüne sahibi hafta sonu bir şeye gidiyor. E, tatile. E, kedi tabii duygusal. Kedi köpek duygusal. Duygu. Bizim gibi ya hayvanların tek organı var duygu. Yani siz mesela evden biri gidiyor önce 3 kat üzülüyorsunuz ya o 100 kat üzülüyor. Mesela kedinin evden biri gidiyor ya kedi yemin ederim içinden ağlıyordur kedi. Ve kortizon yükseliyor, adrenalin yükseliyor. Kedi pazar gibi bir geliyorsun garaj iflas etmiş. Gözleri sapsarı, idrar rengi sapsarı. Hadi bakalım veterinere, doktora. Kedi bu halde. O zaman bak şimdi şuradan ben anlıyorum. Kedinin karaciğeri bile iflas eder pozisyona gelmiş. Köpekler öylesine. Kedi köpek sahipleri biliyor. Ya artık kedilerin karaciğeri normal değil. Şimdi biz şuna bakmaya oldu. İnsan karaciğerleri yağlı, insan böbrekleri bozuk, insan beyinlerinde sürekli bir inflamasyon var. Ben haftalardan beri anlatıyorum. Bir hastalık ortaya çıktı. Miyajik ensefalito menilitis. Ne demek bu? Miyajik ensefalit. Kas ağrısıyla giden beyin iltihabı. Ne bunun bulguları? Halsiz, yorgun, depresif her yerde ...gola ağrıyor başa ağrıyor idrar yapıyor idrarı ya, e, yanıyor karnı gaz yapıyor sürekli vücudunda bir yorgunluk hissi. Buna eskiden kronik yorgunluk sendromu deniyordu. Onun adı değişti. ve Bunun bir beyin iltihabı ortaya çıktı. Sonuç biz kimyasallarla nasıl böbreği bozduysak beyin de gitti. Çünkü vücut tek organ. Her yeri iltihaplaştırdık. Çünkü vücut ne yapıyor biliyor musunuz? Yabancı gördüğü zaman ne yapıyor? Vücutta atmak için iltihap oluşturuyor. Nasıl gıymık batınca elinize, cam batınca orası apsi oluyor. İmmun... Enflimasyon e, e, iltihap yani beyaz kan hücreleri oraya gidiyor sivilce olunca. Şimdi artık her yerde yabancı madde var ya. Şimdi beyni de saldırıyor. Bu diyor yabancı var burada. Garajcılara saldırıyor. Adam ne yapsın? Yabancı var temizlemeye çalışıyor. Ve iltihaplı insanlar, güruhlar ortaya çıktı. Bu iltihaplı güruhlar depresif bir şey yapmak istemiyor. Evde bunlar böyle ölü gibi oturuyorlar böyle. Bu psikiyatrik hastalıklara sebep oluyor. Gebeliklerin sonuçları felaket. Esasında konuşulması gereken bu. Bak bu tarihe not düşüyorum ben bunu. 2020'nin Kasım'ı. Ben biz bunu konuştuk. Bu yayın 100 sene sonra 200 sene sonra izlenecek ve insana şunu diyecek. Bu adam var nasıl görmüş bunu? 200 yıl önce bunu görmüş diyecekler. İnsanlık soyu tehlikeye girecek. Ya insanlık so insanlar kendi soyunu yok edecek yok saatte. Edecekler. Aynen öyle. Yani yapay zeka yok etmezse, evet. dijitallerle yok evet. edilmezse Büyük bir nükleer savaşla yok edilmezse zaten o yola gidiyor. Ya bir şey sana söyleyeyim. Reflü ya. Herkes 100 yıl önce reflü diye bir hastalık yoktu ya. Reflü ne? Yiyorsun geri geliyor. Yok böyle bir hastalık. bizim annenizde, dedenizde, dedenizde var mıydı reflü? Yoktu. Abi şimdi herkes reflüyle. Yiyorsun geri geliyor, yiyorsun geri geliyor. Neden? Neden? Çünkü gıda. Çünkü gıda. Şimdi mesela bir şeye baktığın zaman işte eskiden bağırsak iltihabı bu kadar yoktu. Korkuş bir iltihabi hastalıklarda artma, romatolojik hastalıklar patlamış durumda. Romatolojik hastalıklar yani bu otoyumun dediğimiz hastalıklar. Eklem ağrısı şudur budur. Yani biz esasında bunun önlemi nasıl alınacak? Ne diyorsun peki İsmail abi? Biz bu nereden döneceğiz peki? Şimdi biz göremiyoruz. Biz zenginlik içinde yokluk yaşıyoruz. Charles Dickinson bir romanı vardır. İki şehrin hikayesi diye. O da çok akıllı adamdı. İlk endüstriyel devrim İngiltere'de olunca işte Manchester'de, Liverpool'da, Londra'da Fabrikalar yapılmaya başlayıp da büyük bir sanki mutluluk geliyor, herkes iş buluyor, çalışıyor orada ama 13 yaşında çocuklar bilmem ne o kötü şartlar altında falan Charles Dickens şöyle yapıyor, bakıyor, görüyor, görüyor. Biz aslında mutluluk çağında mutsuzluk yaşıyorduk. Akıl çağında akılsızlık yaşıyorduk. Aslında her şeyimiz vardı diye, aslında hiçbir şeyimiz yoktu. Biz şimdi o Charles Dickens'in dediği çağı yaşıyoruz. Her şeyimiz var. Aslında hiçbir şeyimiz yok. Ya, yani aklımızı başka yere teslim Öyle ettik. bir sıkıntı ki şimdi mesela mideniz yanıyor, mide ilacı içiyorsun. Mide ilacı içiyorsun, midenin asidi azalıyor. Asit yoksa e, bu sefer rahat ediyorsun. İyi, güzel. Ama o asit azaldığı zaman senin bütün bakteri, floranı değiştiriyor. Bu sefer enfeksiyona karşı açık hale geliyorsun. Mesela biz hastalara anti asit veriyoruz. Mide asidi Geçiyor. E, tamam adam rahatlıyor. İşte ülseri geçiyor. Ama vücudunda enfeksiyon riski artıyor. Mesela anti asit içenlerin korona riski iki kat, üç kat fazla çıkmış. Ama bunları biz verdik. Biz verdik bu ilaçları biz yazdık. Şimdi şöyle şey, bir şey var. Ya yoğun bakımda ha? mide ülseri olmasın diye hastaya şey yazıyoruz. Ee, anti asit yani asit önleyici. O yoğun bakımda yatanlar daha çok pneumonizatör oldu. Zaten yoğun bakımda bak, yatmaz riskli en çok mikroplar da yoğun bakımda Şimdi varsa. biz ne yaptık Entübe yani? daha riskli. Yani bazı doktorlar entübe yapmak istemiyor diyorlar ki yani hastayı bayılt ağzın şeyinden nefes borusu adamı zaten yarı yarıya öldürüyorsun. Çünkü orada. yabancı bir cisim bir yere soktuğun zaman orada iltihabı arttırıyorsun, direnci düşürüyorsun. Ya vücutta ufacık bir yere bir şey koy, idrar yollarını küçük metal koy, orası zırlayıp duruyor. Şeyler ya, ya dişinizde mesela küçük bir şey yaptırın, oraya yabancı bir şey olsun, yabancı bir şey koydun orası ağrını dur. Vücut yabancı bir şey istemiyor. Bir şey daha var. 1975'ten beri devamlı her sene IQ düşüyor, yükseliyor, yükseliyor araştırması yapıyorlar Avrupa'da. 75'lere kadar IQ'ler insanların yükseliyor. Şu anda insanların IQ'su düşmeye başladı. Bakın aptallaşıyoruz. Onu demek istiyorum. Biz teknoloji bizi aptallaştırılıyor. Niye? Her şey önümüze geliyor. Artık. Şu siz... el yazısını bıraktık. Bakın şu el yazısı nedir biliyor musunuz? El yazısı sizin kafanızın gelişmesini, kriyografidir bu. Daha zeki yapar. Ya biz baş parmaklarınız büyüdü. Tık 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 tık. Türkçeyi de şey bozdu. Bir söyleyeyim mi? Ha. TikTok, TikTok bir güvenlik sorunu olarak kabul ediliyor. Ya Amerika kontrol altına alamadığı her şeyi güvenlik, 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 sorunu. sorunu. onu, şöyle, da bilsinler şu yani. Yapmak istiyor. Çünkü bir kere şunu getirdi. Mesela sosyal medya şunu getirdi. Bu insanlar başka bir şey ilgilenmiyor. Büyük bir güruhlar var. Walking Dead onları ben bana, bana göre. Walking Dead'ler bunlar yaşıyor, nefes alıyor. Ama bir o filmden bir farkları yok. Sürekli görüyor musunuz böyle insanlar bak şöyle bak şöyle. devam böyle. Böyle. Ya yolda öyle Hip, yürüyorlar. Hipotize böyle. Mesela ben ders anlatıyorum böyle çocuk. Çocuk böyle. Ne dedim ben diyorum? Çocuk böyle. Hiç şey de anlamıyor. Devam ediyor böyle. Yani ne olmuş? Bir okuma, Eskiden öğrenme, not alırlardı. Biz not Alırdık. Etme. Çok büyük bir sıkıntı. Bak ne olabilir biliyor musun gelecekte İsmail abi? Büyük yuruhlar ve yönetenler olabilir. Zaten onu anlattım kitapta. Zaten bu, bu COVID-19 onun başka bir provasıdır. Şimdi büyük küresel yöneticiler, güçler bunu kullanıyor artık. Bakın eğitim online'a geçti arkadaşlar. Online'a geçti zannediyor musunuz ki orada gizlilik var? Eğitim ilkokuldan itibaren online'a geçti. Sörvürler kimin evin elinde? Yukarıdakilerin elinde. Şimdi sörvür eskiden geliyorlardı. Biz de Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne falan gidip o üniversiteyi bitiren master seviyede akıllı çocukları topluyorlardı. Böyle oyun gibi çocukları falan topluyorlardı. Sen gel diyorlardı. İyi de para şey veriyorlardı. Şey veriyorlar. Şimdi ona gerek yok. Seni ilkokuldan beri takip edecek. Çünkü online zeki çocukları orada tespit edip alacaklar. Bakın. Sen yarın artık başladı iş görüşmelerini online yapıyorsun değil mi? İş görüşmelerini. Senin bütün iş bilgilerini alacak. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? O, kadar güzel oldu ki şimdi onlar için. Hem eğitim alanında hem ticaret alanında çok güzel bir güç ele geçirdiler. Zaten biz ha, bir tek şey kaldı. Onu da elimizden aldıkları zaman tamamen kontrolü eline geçirecekler. Cebinizdeki kağıt para. Şu anda tek hürriyetimiz cebimizdeki kağıt para. O da bitecek. Yani o cashless society. O e, bitti an hürriyet bitti. Sevgili Bittik biz. Hamza yardımcı Bak, Şöyle Burhan, bakacak. Şimdi bu dijital paralar saygılar. var ya bitcoin falan işin ısınma tarafı. Antrenman yapıyorlar ondan. Şimdi sizdeki para var. Sizin cebinizde ancak gasp ederek alırsın parayı alabilirsin. Onu da yakarlar, Bir düğmeye basacak biri yukarıdan. Bütün paranı sıfırlayacak. ...hiçbir garantisi yok... ...yani gidip bakkalda ekmek de alamayacaksın... Al ...hiçbir şey alamazsın... ...sana yeter ki sıfırlamak istesin... ...şu anda ben diyorum ki Avrupa Birliği'ne girmediniz... ...şanslısınız... ...o neye şanslıyız işte o bizi geliştirecek de... ...iş hacmi olacak... iş. ...Avrupa Birliği kendi adamına iş bulamıyor şimdi... ...hayal görmeyin... ...iki almamış niye... ...neden arkadaşlar biliyor musunuz... ...paranız Frankfurt'ta basılacaktı... ...Euro kullanacaktınız... ...İngiltere aptal mı girmedi... ...Euro kullanacaktınız... Yunanistan iflas ediyordu. Niye etti? Kendi parasını basamadı. Frankfurt'tan dilendi, para verin dedi. Dize getirecekler ya Yunanistan'ı. Vermediler. Dize getirdiler, ondan sonra ufak ufak verdiler. Yani sizin cebinizdeki parayla devletlerin kendi parasını... Şimdi bizde tamam durum kötüye gidebilebilir, enflasyon olabilir, döviz var. Ama en azından kendi paramızı basma hakkımız var. Bizim elimizden onu aldığınız zaman sizin cebinizden de parayı dijital para yaptığınız zaman cep telefonlarınız, online eğitimler falan biz bittik. Bakın Covid-19 bunu hızlandırdı. Bu onlar için bunu 50 yıl daha yapamazlardı. Dikkat ediyor musunuz? En çok parayı kim kazandı? Google. Değil mi? Amazon, Jeff Bezos. Bu, bu herkesin daraldığı, para sıkıntısı çektiği anlarda parayı onlar kazandı. Kan alıyor herkes dışarıda. Onlar kazandı. 272 trilyon oldu arkadaşlar. Bütün devletlerin borcu. Ya 272 trilyon borç olmaz. Niye olmaz? Karşılığı yok. Çünkü bütün servis, alım satım her şey dünyanın ürettiği milli hasıla 85 trilyon. 85 trilyonlar 272 trilyonu çıkart. Nerede o boş? Nereden geldi bu Üç para? Üç kat yani şey para yani, var ya. Bu da boş para var boş... Orka, yok. Kim bastı bu parayı kim kime borçlu kim alacaklı? Arkadaş demek ki birileri yalandan bir para üretip bütün dünyayı borca sokmuş. Buna Çin'de dahil Japonya'da dahil Türkiye falan yani, değil. Bakkal yani. sana diyor ki borcum var diyor ama bakkaldaki her şeyin tamamı borç etmiyor. Etmiyor. Etmiyor öyle bir şey yok. Şimdi bakın bunu da düşünün. Yani dünyaya böyle genel açıdan bakarsanız daha bilinçlenirsiniz. Yani sizi öyle kolay kolay korkutamazlar. Kolay kolay sizi yönlendiremezler. Çünkü korkuyla yönlendiriyorlar. Ama siz bilgili olursanız ona ayak direyebilirsiniz ve nedenlerini söylersiniz. Şimdi bu nedir? Kim alacak bu parayı? Çıkartın kaç ediyor 272'den 85'i çıkartın. Korkunç para yok böyle bir para. Yok böyle bir şey. Demek ki büyük bir soygun var dünyada. E zengin adam hiç korkmasın. Zengin adam zaten dünya zenginleri vergi vermiyor. Niye vermiyor arkadaşlar? Vergi cennetlerinde paralar. Zaten onu çizmişler. Demişler ki, sen zenginsin. Nasılsa koyunları sömürüyoruz. Onlar ne dediyse dinliyorlar. Siz hiç korkmayın. Siz bunları sömürün, alın. Paranızı da vergiye, vergiden de muaf. Şu bu bu ile bir sistem sürdürülebilir değildir. Yalnız yüzde birin, yüzde birin bütün öbür kısmı, yüzde doksan dokuzu yönettiği bir sistem doğru bir sistem değildir. Kendi yazılımımızı kendimiz yapacağız. Kendi tohumumuzu, milli tohumumuzu kendimiz üreteceğiz. Dışarıdan tohum almayacağız. Ve milli tarım politikaları uzaklayacağız. Bunun COVID-19'un en önemli bize gösterdiği bir gerçek de inşallah uyanırız. İnşallah gıdadır. Gıda şu anda paradan daha değerli. Oktun'un dediği gibi temiz su, Kaynakları ve gıda her şeyden önemli arkadaşlar. Bir buçuk litre petrolü çıkartmak için, bak 1 litre petrolü çıkartmak için iki buçuk litre su harcamanız lazım. Ya biz başa döndük ya bir dakika. Su insanlık, su, <laughs> su, <laughs> su petroldan daha pahalı. <laughs> yalnız. İnsanlık 10 bin yıl önce gittik neredeyse ya temiz su, temiz su vardı o zaman, Tabii. temiz de gıda vardı. Şimdi biz 10 bin yıl önce gitmeye uğraşıyoruz arkadaşlar bakar mısınız? tekrar başa dönmeye. Yani o şeyi kaçırabiliriz ve hala kaçırmayabiliriz. Yeter ki bakın şimdi çok basit ya. 2015 yılında Paris'te ülkeler birleşti de bir iklim anlaşmasına imza attılar. Büyük kısmı da arttı. Ama 2015 2016 oldu. Mr. Trump geldi. Benim bu önlemleri almam için işte 2020 bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecede ısı artışını tutmam için benim ülkemin da büyük masraf yapması lazım... ...ben onu yapamam dedi ya... ...e sen Çin'le sen kirletiyorsun en çok dünyayı... ...e sen bunun elini altına sok. ...hay yapamam dedi... ...çıkıyorum buradan dedi... ...kimse bir şey diyemedi... ...ama tam resmi olarak çıkmadı... ...ben imzamı çekiyorum dedi... ...ne yaptı biliyor musunuz... ...resmiyet kazandırması için... ...3 Kasım şey oldu ya... ...seçim oldu ya... ...o akşam imzaya attı biliyor musunuz... ...o akşam resmi imzaya attı... ...2015'te çıkmak için... ...Biden ne yaptı... Dedi ben gelirsem dedi tekrar gireceğiz diye dedi. Oyun büyük bir kısmını da oradan aldı. Söyleyeyim size bakın artık iklimler artık böyle şeyler insanlar dinişlenmeye başladı. Ne kadar önemli olmaya başladı görüyorsunuz değil mi? Biz ben yıllardır yani son 5 yıldır bir kenevir bulduk. İngilizcesi hemptir. Yalnız kimse yanlış anlamasın. içinde narkotik olmayan sanayi keneviri. Bunda hem çiftçi, hem tarım, hem Türkiye çok büyük bir para kazanacak potansiyeli var. Uğraştık, onun üzerine kitaplar yazdık, estetik kurduk falan filan. Ya şuraya kadar gelebildik 5 senede. Bir tane yasağı var, onu kaldıramadık. Filizinin ve yaprağının ticareti, işlemesi serbest olacak. Bütün dünyada serbest, bizde yasak. Ne? Yava narkotik madde varsa. E yok, yok, kafa yapıcı narkotik madde yok. Bakın. Şu anda Türkiye ekonomik olarak bir darboğazdan geçiyor. Biz şöyle bir iğne dili arıyoruz. Acaba çiftçimizi nasıl kaldırırız, kalkındırırız? Endüstriyi nasıl kalkındırırız? Alın size bir proje. Bakın alın size bir proje. Ben bunu e, muhalefet partisi başkanına iki saat anlattım. Verdim, dosyada verdim. Hepsini de verdim. Öbür şeyleri de verdim. Ya Bir iki satır oradaki yasağı kaldıracaksınız. Bakın iki satır yasağı kaldıracaksınız... İnanılmaz bir şey... ...o kenevir şeylerin oraya... ...çünkü CBD diye... E, yani Oytun bilir. ...CBD diye o frizlerden bir yağ çıkıyor... ...her alanda kullanılıyor... ...sağlık alanında neredeyse... ...çok büyük bir e, şey yapıyor... ...ve bunda Avrupalılar çok büyük... ...bak Kanadalılar bu işte başa, başarılı... ...Kin'de çok büyük miktarda ediyor ...daha odun kısmını, lif kısmını... ...anlatmıyorum size... ...anlatmıyorum... ...şimdi ne yapacağız... ...biz önce... Kendi tohumumuzu üreteceğiz. Kendi milli tarımımıza başlayacağız. Çünkü tarım olmadan endüstri olmaz. Onun yan ürününde de endüstri yapacağız. Ama esas kanımız nasıl doyacak? Biz nasıl dışarıya bağlı olmadan... Ya bu ülke tarım ülkesi. Bu ülke 10 bin yıldır, 20 bin yıldır mezopotamya. Ona fertile land deniyor. Şimdi o fertile demek çok zengin bir alan demektir. Onun bir uzantısı var burada. Biz... Bu ülkede binlerce yılda medeniyet geçti. Neden? Zengin tarım alanları olmasından dolayı. Ve biz şu anda çok üzü, üzüntülü bir şey. Biz 17 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Sarımsak ihracat 14-15 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Ya şimdi e, olmaz. Abi ben sana şunu bir şey soracağım. Şimdi daha net bir şey şey yapalım. Şimdi ben eskiden tabii biz batı tıbbı tahsil ettik. Batı tıbbı şudur yani. İlaç verirsin yani. Mesela bir hastalık oluyor ilaç ver. Biz bunu okuduk. Farmakoloji okudum falan. Öyle büyüdük. Ben bunu seçmedim. Yani gittim okula. Bu dediler tıp fakültesi kardeşim. Bunun ders programı bu. Onu öğrendik. Ben mesela hiçbir zaman öğrenciye kızmam. Bilse de kızmam. Bilmesi de kızmam. Çünkü okula bağlı. Şimdi çocuklar gidiyor okula ya da. İlk okul bile gidiyor çocuk. Ne bilsin. Ne öğretti öğretmen? Onu alıyor. Değil mi siz? Ben de bunu okudum. Daha sonra da büyüdük. 35-36 yaşlarıma kadar, 40 yaşlarıma kadar, ya bu batı tıbbı çok tamam, güzel, okuyoruz falan. Böyle bir eskiden mesela İsmail Tokal'a kızardım. <laughs> <ya>, bu adam <laughs> ne diyor arkadaş derdim ya. Ben batı tıpçıyım. Bu adam onu diyor, bunu diyor ya arkadaş ya. Ama sen o formatta büyümüşsün. Yani düşünsene bir çocuk küçükken ne öğrenmişse onu bilir. Mesela düşünsene biliyor musunuz? Annen oje sürmüş, sen de sürmüşsün. O senin için ne? Doğal art, normal. Birisi sana diyor ki, yavrum kızım oje sürme. Sen diyorsun bir dakika ya. Ben bunu yıllardan beri kullanıyor benim annem. Ne? Ya insan şaşırıyor değil mi bakın. Ben de bir süre şaşırdım ya. Ben ne oluyor? Ben bir geçiş dönemi biliyor musun? Ben yani 40'lı yaşlar benim geçiş dönemidir. Ben 42'ye girdim. İki sene oldu. Sonra alt metini okudukça 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 şunu öğrendim. Bir dakika kardeşim dedim ya. Şimdi mesela Çin'in bazı yerlerinde hiç batı tıbbı yok. Full geleneksel. Adam onu karıştırıyor, bunu karıştırıyor. Bir şekilde akupunktür yapıyor. Yani işte onun suyu, bunun çöpü falan. Hiç adamların ilaçla alakası yok. Baktım, ya bir dakika o zaman Batı tıbbının iyi olduğu yerlerde ölümlerin az olması lazım, yaşamın uzun olması lazım. Bakıyorum şimdi, o da yaşam 72-73, orası da öbür tarafta 72-73. Yani Batı tıbbı uygulanan yerlerle, Doğu tıbbı uygulanan yerler ortalama ömür aynı. Peki hastalıklara baktım, Doğu tıbbı olan yerden veri yok. Çünkü onlar ne yapıyor? Yayın yapmıyor. Ya adam demiyor biz bunu yaptık bunu. Onunla literatüre girmiyor. Onun için şunu gördüm. Bütün literatürü kim kaplamış? Patatıbı kaplamış. Ve Patatıbı'nda şöyle bir şey var. 100 tane yayın varsa 80 tanesi hep iyi geliyor ilaç. Hep 20 tanesi etkisiz ya da kötü diyor. Hep iyi. Mesela yani siz şimdi mesela bugün bir ilaç çıksın. O ilaç hakkında bir kötü yayın gönderin. Herkes basmıyor. Neden diyorsun? E diyor iyi gelmiş gidiyor. E kardeşim iyi gelmiş de kötü yok diyor. Ama diyor sen diyor Kaşa iyi geldi, göze iyi geldi diyor. Çıkart diyor. Çünkü para var onda. Hemen diyor ben basayım onu diyor. Yani ne yapıyor? Burada şunlar çekimsel kaldı. Bir ilacı kötüleyen şeyler örtbas ediliyor. Ve en büyük sıkıntı şu. Bir ilacın içinde bir etken madde var üstünde yazıyor ama ilaç bir kimyasal reaksiyondan geçtiği için yüzlerce de yan ürün var. Siz ne kadar saflaştırırsanız saflaştırın yan ürünleri atamıyorsunuz. Bir de Mesela Hindistan'da ilaç sanayi olan yerler var. Ham madde yapan. Adam bildiğin merdiven altı, baklava ilham alatı gibi. ilaç yapan yerler var onu yani. not aldım. Onu söyleyecektim. Yani yani bunu, güzel, ve şimdi mesela siz biliyorsunuz. iki tane ilaç var mesela. Bu ilacı yazıyorsun. Başka bir etki. Aynı ilaç. Aynı etken madde. Bu ilaç başka bir yan etki çıkarıyor. Ya arkadaş miligrama aynı dozu. Ne var bunların arasında? Bunun en güzel örneği mesela. Geçen sene tansiyon ilaçlarında yaşandı. Bu tansiyon ilaçlarından ...Losartan, Valsartan grubu var. Yıllardan beri onların akciğer kanseri yaptığı söyleniyordu. Acı ikin blokerleri ARB deniyor. Bana diyorlardı ki Oytun bu ARB'ler akciğer kanseri yapıyor. O dedim ben neden yapıyor acaba? Akciğerde acı enzim var onu mu? Kafa yora 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 yora. Ondan sonra bir akıllı dedi ki... ...ben arkadaşlar o ürünleri aldım. Onlar ondan değilmiş ilaçtan. Yan ürünler. Yan ürünlerden akciğer kanseri oluyormuş. Sonra şimdi geçen sene bu Metformin için çıktı. Metformin de dünyanın en çok içilen diyabet ilacı... Onun da içinde yan ürünler var diye. Sonra birden böyle bu bir kapandı bu dosya. Açıldı çünkü çok büyük pazar. Ama nasıl bir şey biliyor musunuz? Ya yani ben artık bu şimdi bu işin içindeyim ya O işten şey olmaya başladım. Yani acaba hani içtiğim su tamam sıkıntılar var. Mesela şimdi mesela gebelerin idrarında fitalat bakılıyor. Büyük sorunlar var. İçtiğin ilaçta da sorunlar var. Bir şey daha var ekleyeyim. Şimdi bir ilaç yazıyor, öbürünü yazıyor, öbürünü yazıyor. Ama dünyada hiçbir çalışma yok birbirlerini etkilemeye başlıyorlar. Tabii üzüm üzümü baka baka karar. İşte e, mide, Kimse bilmiyor. Tabii, mide ilacı içerken kulak ilacı içiyor. Kulak ilacı içerken prostat Başka ilacı bir şey içiyor. Ne oldu onlar? Onların hiç kimse etkisini bilmiyor. Negatif etkisini tabii. bilmiyor. Mesela greyfurt suyu e, bile birçok ilaçta yan etki veriyor mesela. Tabii. Nar da öyle. Nar da öyle. Tabii. Narla beraber ekseniz. yediğiniz zaman ilaçların yıkılımı alıyor. Şimdi tabii ki şöyle bir şey ortaya çıktı. Bir doktor bunu bilmez. Yani doktor ilacın içindeki saflığı nereden bilsin? Mesela ben nereden bileşim buluşa ne var ya? Bunun içinde ne var şu anda arkadaşlar? Çay var arkadaşlar bu işte. Ben şimdi bunun içinde zehir olsa bilebilir miyim? Hayır. İçiyorum değil mi? Yani bunun saflığını biliyor muyum ben? Hayır. Bu suyun içinde ne var biliyor musunuz şu anda? Ya doktor Hayır. öyle bir eğitim de almadı. Farmakolog değil ya, ya. Hani şöyle bunun içindeki analiz de çünkü bunun içerisinde nanomolar düzeyinde o kadar az ki. Yani normal bir tetkikle çıkmaz. Kromatografi falan yapmanız lazım. Bayağı alt tetkikler yapmanız lazım. E, nerede yapacağım bunu? Onun için yani ben şöyle ortaya çıktım. Bende bir şüphe başladı. Ben şunu öğrendim. Bilim şüpheymiş. Öbür türlü kabulleniyormuşsun. Mesela yazıyor. Baş ağrısına bu iyi gelir. Kabullendi. Ya Ötün her şey şu anlattığın şeyde bitiyor. Her bilim şüphe. Şüpheymiş bu. Şüphe edecek. Ya, İsmail, Anlatılanlara inanmayacak. Bunu ben anladım. İnanmayacak. Her anlatılana inanmayacakmışsın. He? Yani ben artık şunu söylüyorum. Diyorum ki her şey şüphe duy. Hiçbir şey değişmez değildir. Ve modalar değişiyor. Mesela nasıl oluyor? 10 sene önceki şey şu anda yanlış artık. 10 sene sonra da bugünkü yanlış olacak. <laughs> Bak buraya yazıyorum ya bugün söylediklerimiz çünkü bir şunu biliyoruz biz bilimin tıbbın e, ölme zamanı 3 ile 6 yıl. Yani bilimin %50 ile %100'ü 6 yıl içinde değişiyor. Yani 6 yıl sonra biz bunları diyeceğiz ki ya biz 2020'de neler yapmışız Bir kitabımda yazdıydım herhalde gıda terörü kitabında. Avrupa'da üniversitede tıp fakültesi hocalar diyor ki biz size şimdi bunları anlatıyoruz. Bakın 10 sene sonra bu anlattıklarımızın bir kısmının yanlış olduğunu öğreneceğiz. Evet. Ama onu biz de öğreneceğiz. Yani biz de sizinle beraber öğreneceğiz. Ona göre öğren. Ya senin mi? anlattığın şey bir laf var bizim hani söyleyeyim içimde tutmayayım. Bir laf vardı. Tıbbın yarısı yanlış, yarısı doğru ama hangi tarafı yanlış, hangi doğru olduğunu biz de bilmiyoruz. 10 sene, 20 sene sonra e, ortaya hani, çıkıyor. Hani tıp diyor ki 10 sene sonra yarısı değişecek ama hangi kısmı değişecek? Yani Hakikaten ben bazen panik yapıyorum. Ya yani şöyle panik yapıyorum içimde. Şimdi yıllardan beri şimdi kimyasalla şunda buna çalışınca hep acabalarla dolu bir ömrüm oldu. Şimdi şu, şu konuya gelecek. Mesela bir sürü kitap var mesela. Hep gösteririm mesela. Rise and Fall Modern Medicine. çok klasik bir kitap. Herkes okumuştur. Bestsellerdaydı bir ara. Şimdi e, hakikaten yani ben fal gibi bakıyorum tıbba. E, fala inanma, falsız kalma. Tıpta tıbba inan, ama tıpsız kalma. Yani çünkü e, tıp gerçekten de iki ucu keskin bir bıçak. Mesela evet. ben her zaman şunu söylerim. Öyle bir keskin bıçak ki, e, mesela cerrahi. Cerrahi bazen iyi bazen kötüdür. Nerede kötü, nerede iyi bilmiyoruz bazen. Hani Ama şu andaki klasik bilgilerimiz, mesela şöyle derdik eskiden, prostat kanseri hep cerrahiydi. Tümör alıp çıkarıyorduk. Sonra bir grup çıktı dedi ki radyasyon terapisti de oluyor dedi. dışarıdan radyasyon da oluyor dedi. O da yararlı. Aynı su alıyor. O zaman herkes dedi ki radyoterapi yapalım. Sonra dendi ki ya hormon da iyiymiş testosteronu bitirelim bitiyor. E koller öyle değişiyor ki biri çıkıyor hepsi de iyi diyor. Biraz ondan biraz ondan biraz ondan var. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ne var tam bilmiyoruz şu anda. Ya deneme yanılma yoluyla ilgili. Biraz Arada öyle. Bir süre, adam ben şunu söyleyebilirim her konuda. Lütfen. Tabi burada hekimlere de çok iş düşüyor. Bence bizim her konuda biraz değil çok fazla şüpheci olmamız lazım. Bir şeye soruşturmacı, soruşturmacı lazım. olmamız lazım. Böyle bodoz damağımız lazım. Yani bu bodoz damağımız lazım. Çok iş düşüyor bize ama seni şöyle takdir ediyorum. Ee, sizin gibi insanlar acaba dedettiriyor. Yani mesela ben acaba dedim artık. Hani şöyle dedim, acaba ya bir dakikaya. Ve bunu en çok da gazeteciler yapmış. Ben bugüne kadar baktım. Yani bir şeylerin böyle ee... ...şeyini, çıkışını gazeteciler yapmış. Mesela bir gazeteci demiş ki... ...geçen de bir gazeteci vardı... ...bir takmış idrarda DDT vardı. DDT kullanılmıyor. Adam idrarlarda DDT olduğunu gösterdi. Kaçak. Ama yazan kitaplara şöyle diyor ki... ...DDT dünyada kullanılmamaktadır. Kaçtan beri? 1980'den beri belki. Olmaması lazım idrarlarda. Adam bunu bir tutturdu abi, hala. ispatladı bunu DDT Kaçak vardı. olarak diye. kullanılıyor hâlâ. Şimdi demek ki... ...mesela hangi birimiz idrarında DDT baktırdık? Baktırmadık çocuklar yani. işte bilim bu hemen söyleyeyim ve ara vereyim. Bilim şüpheciliktir. Hiçbir şeye inanmamak, sorgulamaktır. Bugünün yanlışı yarın doğrusu, bugünün doğrusu yarının yanlışıdır. Onun için lütfen bilim insanı olun. Bilim tahsil edin ama dibine kadar. Hard sign dediğimiz bilim tahsil edin. Lütfen. Ama yüzeyel bilim değil. gelişigüzel, Kabul edici bilim değil. Diyeceksin ki bazen su yararlı mı zararlı mı? Bu sonun canatı ne? Yararlı tabii ki. 5 <be <beş> litre içince zarar <laughs> Su zararlı diyeceksin sen bazen. Diyeceksin ki zararlıdır abici. Bugün içtiğiniz su zararlı diyebileceksin bence. Bunu ispatlayacaksın. Gerçek bilim bu. Araya giriyoruz ve bilim şüpheciliğinden ve yaşadığımız hayattan devam ediyoruz. Ama bu çok enteresan. Evet yine İsmail abiyle arada da muhabbet ediyorduk. <laughs> Bilimin önemini ve Oytun Hoca ile bilim programı. Adımız bilim zaten. Burada en önemli şey insanlara bilim aşılamak, doğru bilim tahsil etmelerini. Lütfen çocuklarınıza bilim tahsil ettirin, sanat tahsil ettirin. Bu çocuklar iyi bilim insanı olsunlar. En değerli, ya muhasebeci bile olsan, buzdolabı tamircisi bile olsan lütfen bilim okuru yazar olun. Yani bir şey okuyun, yazın ama tabii ki bilim adamla güzel bir şey. Ama ne iş yaparsanız yapın her zaman bilimle haşır neşir olun diye söylüyorum. Tarih de okusunlar. Tarih de evet, tarih de, de şey, ol, yani. coğrafya. Ben ne okursa Ondan bugünü okursun. birleştirirsiniz. Tarihi de öğrenirseniz. Tabii tarihi de dikkatli okumanız lazım. İsmail abi bir şey de söylüyordun sen. Çiçekle ilgili Şimdi, şey e, biliyorsun, bir e, şey söylüyordu. Şimdi biliyorsun 1492'de falan Christoph Colomb Amerika'ya gidip Güney Amerika'yı Hindistan diye Güney Amerika'yı şey ettiğinde yerlilerle karşılaşıyorlar. Yerliler bunları çok güzel karşılaşıyor. Onlar görmemişler. İçinde en ufak bir kötülük yok. Hep mutlu adamlar falan filan. Tabii bunlar e, ufak ufak onları altın için bilmem ne için, için temizlemeye başlıyorlar. Tabii kadınlarıyla falan da ilişkiye giriyorlar. E, onların hepsine çiçek, o zamana kadar çiçek diye Tabii bir şey yok. Yok öyle bir şey yok. Abi? Neden yok? Çünkü onlar genelde Asya'dan Bering Boğazı'ndan geçmişler o kıtaya, Kuzey Amerika Amerika Amerikası'na ve çoğu da zaten oradaki yerlerin çoğunda hala 140-150 tane Türkçe kelime vardır. Kızılderililerin konuştuğu bir yani. Amerikalı bilim adamı onu çıkarttı zaten. baktım yani. ben de evet. Hani bizim şey Orta Asya şamanlara falan zaten benziyor o totemleri oluyor. falan çok benzer. Geçmişler fakat o benim boğazını şeyden birleştiren kolaylıkla geçtikleri şey zaman zaman buzullar eriyince orası bir ayrılmış. Orası boğaz gibi olmuş. Bizim mesela sonra geçememiş insanlar orada. Bunlar soğuk iklime geçince bir kısmı ölmüş, dayanamamışlar. Ancak bağışıklık sistemleri güçlü olanlar yaşamış. Mesela şey vardır, bir teori vardır. Ne zaman zincirler Afrika'dan toplanıp getiriliyor Amerika'ya gemilerle. Çoğu ölüyor, yolda ölüyor. Amerika'ya gelip yaşayanlar bağışıklık sistemi güçlü olanlar. Onun için bir teori vardır. Onların çocukları iyi sporcu oluyor. Çünkü o kölenin en seçilmişi, seleksiyon oluyor. Şöyle bir parantez açayım. aynı şekilde bir şey daha var. Afrika'dan Amerika'ya göç ettirilen zenciler yani köle ticareti o zaman Amerika'ya ulaşanlar tabii yolda neden ölüyorlar? Susuzluktan. Aa bunların bazı vücudunda su tutabiliyor. Su tutmak için de su nasıl tutacaksınız? Tutamaz. Tuz lazım. Vücut asla suyu yalnız tutamaz. En yoğun olarak suyu tutar %10-15 ama tuzla beraber tutar. Tuzlu ve suyu tutabilenler kalıyor. Adam ya yani suyu içmiş, tuzu yemiş mesela vücudunda kalmış, oraya kadar idare etmiş, depo iyi. Ama o tuzu ve suyu tutanlar da tuzu ve suyu idrarla atamayanlar. Onlar ne? Hipertansiyonlar. <laughs> Bu sefer Amerika'ya <laughs> ulaşanlar hipertansiyonuna ulaşıyor. <laughs> Bu sizin için Afrikalı Amerikanların en büyük hastalığı hipertansiyon. <laughs> Afrika'da Amerika'ya giden aslında Amerikan deniyor. Bunların en bunun büyük sorunu çocuklar tarih okumanız lazım. Yani yanlış bir mi? Tarihle bunu birleştirirseniz lazım. daha güzel, daha resimli net görürsünüz. Benim kapanınca... İşte o tuz tutan ho e, şey, enzimin adı da ACE. O acı aynı zamanda acı, kasların performansını düzenleyen düzenli. şey. Onun için aynı durum. Yani hem iyi köle seçilmiş. Spike protein, hem, kas protein. He, hem de e, bu işte tuz ve su tutan... E, çünkü vücutta şöyle bir şey oluyor. Aynı gen birçok yeri düzenliyor. Çünkü değil mi? polimorfizm diyoruz. Ama mesela bir protein sadece beyinde yok. Aynı protein kasta var. Aynı protein böbrekte var. Yani şöyle olmuş. Böbreğinde tuz ve su tutanlar... ...kasları da iyi. Bu sefer... Afrikan Amerikan'da iyi koşuyor, iyi basketbol oynuyor. Zaten evet. 3-4 santim elastikiyetleri daha fazladır. Aynen şeylerinin. Evet. Burada daha daha iyi koşarlar, basketbolu iyi oynarlar. Sonra o eriyince benim boğazdaki kıtalar ayrılınca bu kalan yerliler birçok hastalıktan ağrı oluyorlar. Hani görmemişler. Aa, öyle bir hastalık olmuyor onlarda. Bir tek hastalık var onlarda. O da Avrupa'da yok. Avrupa'ya, Asya'da yok o hastalık. Christopher Columbus'un adamları gidip orada çiçeğe yayıp milyonlarca kişinin ölmesine sebep olurken farkında olmadan hatta bir şeyde hava atmak için İspanya'da Portekiz'de falan oradan bir 15-20 tane de yerli gemiye Koyup getiriyorlar ki, ya bakın işte hiç görmemişler o zamana kadar Avrupalı. Bak biz gittik, uzaydan gelen adamları da aldık yanımıza. Orada daha çok popülariteleri olacak falan. Zaten onlar tekrar e, kıta Avrupası'na dönünce e, krallar gibi karşılanıyorlar. Yani bunlar fethetti geldi, bunlar kahramanlar falan. Fakat farkında değiller nasıl bir e, hastalık kaptıklarının. E, geliyorlar, e, bütün Avrupa'ya frengi yayıyorlar. O zamana kadar Avrupa'da frengi yok. Sifiliz. Yani. Yeni e, adıyla. Görün sifilis hastası. Sifilis hastası. Yani Latince ismiyle Sifilis'tir. Frengi yayıyorlar. Ve şey frengiden kırılıyor. Artık ayrılıklar, ailelerin parçalanması. E bizim o de da... öyle ya. Bizimkinler de Fransa'ya gidiyorlar. Osmanlı döneminde. Fransa'dan alıp geliyorlar. Tabii tabii. Fransa. Hatta eski adıyla French disease'dir. Frenk'i oradan gelir. Tabii Fransız. Frank Frank Frank'ten Frank, gelir. Frank'lerden geliyor ya. Frank, Frank hani evet. e, e, Frank oradan yani o atıl Avrupa'dan. Tarihi Şimdi anlatmayayım. Şey ol, karışma, o, o olur şimdi. Çok hadi şimdi bakın bilimle tarih bilirseniz bilmenin bulaşıcı hastalıkların falan da nasıl bulaştığını anlarsınız. Mesela en basiti mesela hiç herkes zanneder ki Avrupa orman doluydu. Evet, çok ormanlı. Çünkü yağmur alır. Avrupa kıtası. Bizimki kadar değildir. Orman ne yaptılar? 1200-1300 yılında sırf ağaçları yakıp ısınmak için, tarım arazisi açmak için ormanları yok ettiler. Bakın ormanları yok ettiler. Sonradan tekrar orman kazandı Avrupa. Ne oldu? Ormandaki fareler, yaban hayvanları tekrar şehirlere geldiler. Şehirlerdeki evler de o zaman korumalı değil. Basit, yığma, kerpiç, İçinde saman var, yanında hayvanın kaldığı, otların olduğu yer. Bu sefer insanlar farelerle yaşamaya başladılar. İşte 14. 15. yüzyıldan itibaren Avrupa'yı biri diyor 40 milyon, biri diyor 50 milyon, biri diyor 70 milyon insan kaybına sebep olan o doğanın ormanlarını katledilmesi, özellikle farelerin insanlarla ve hayvanlarla beraber yaşamaya başlaması ve onlara veba bikarbonun aşılanmasıdır. Mesela şey mesela biraz da şeyden gideyim mesela Frengi de bizim Türkiye'de çok şey almıştır, çok sıkıntı çıkarmıştır. Avrupa'yı kırıp geçirmiştir Frengi. Evet. Sonra Amerika'ya yayılmıştır. Aynı tüberküloz gibi tarihte ve Frenginin de eski ilacını söyleyeyim mi? Civa'ydı. idi. Evet. Antibiyotik yokken ki frenginin ilacı penisilindir çocuklar. Tek doz penisilinde, hadi bilemedin iki tane penisilinde hallolacak şey olmadığı için eskiden göbekten civa yaparlarmış. E civa da bir zehir biliyorsun. Civa zehir. Seni de öldürür. Frengi de öldürür. öldürür. Herkes öldürür yani. Ama civa da karna yapıldığı zaman çok ağır yapar çocuklar. Yani buna göbekten civa denir. Göbekten civa yapan bu sefer ağrıdan eskiden sifilis karneleri vardı. Frengi karnesi. Yani seni durdukları zaman yani yazardı işte bu frengili. Hani buna dikkat edin ya bu bulaştırır. Eski lepra gibi. Leprayı biliyorsunuz o da. Cüzzam arkadaşlar. Cüzram, yani o, şey, o da mikobakterium lepranın. O da lepra da çok bir ara çok fazla. Sonra lepra hastaneleri kuruldu falan. Ee, sıtma da bir ara ödü. Neyse onu şey yapmayacağım. Bu sefer frengiler e, o cıvayı yaptırıp garnım ağrımasın diye şeye giderlermiş. <laughs> en ucra yerlere. Bu sefer sifiliz en ucra yerlere gitmiş. Çünkü korkuyorlar ya. Bu sefer şehirlerden frengi gitmiş. Köylere kadar gitmiş. Neden? Çünkü her hani kaçayım da oradan. Eskiden ee, ben hatırlıyorum sifilizden sifiliz uzun dönemde de vücuttan bir şekilde kaybolur ve e, mesela şey yapar e, okay. bunama sifiliz bunaması denir buna mesela ben bir tane denk geldim bir tane denizcide denk geldim 2-3 sene önce esferengi kapmış yıllar yıllar önce en az 10-20 sene lazım o esferengi yavaş 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 öldürmemiş ama beyin gitmiş e, bazen de kalp yetmezliği yapar aort anevrizması yapardı eskiden bir de burnu düşürür şuraya. Hatta e, semer burun denir. Böyle bu e, düşer şurası, burun kemiği düşer, ...burası böyle göçer dediklerine. Bir de ağızla e, şey arasında boşluk oluşur, burun arasında delik oluşur. Bunlara sifiliz bulgardır bunlar. Sifiliz ondan eskiden çok burunda anlaşılırdı sifiliz. Ya derler ki ya, burun burnu düşmüş, sifiliz olmuş diye. Bunlar tabi e, bir Türkiye 1930'lı 40'lı yılları. Sifiliz bizim için çok tarihi bir şeydir. Ama bakın yani bir e, şey, ne hale getirmiş e, işi. E, ve o kadar çok sifilizli anneden çocuk doğmuştur ki... onların sifilizli bebek olarak doğmuştur. Ee, o da büyük bir sorundu bir ara. Ee, nasıl e, çocuk felci büyük bir sorunsa e, zamanında... sifilizli anneden doğan bebekler... ...çünkü cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Bir sifiliz çok baş belası bir hastalıktır. Eli sıkınca da bulaşır. Çünkü Deride döküntü yapar. Siz ona temas edin elinizle, elde ele geçer. Çünkü sifiliz böyle şeydir... E, ...spiroket dediğimiz böyle... ...makarna, burgu makarna gibi bakteri... ...böyle delinizi delerek içine girer. Çok bulaşıcı bir şey namussuz sifiliz. Ee, onun için sifilizle böyle bir yad edelim. French yani bugüne bakmayacağız. Biz hastalıklar nasıl yayıldığına bakacağız... ...olayı anlamak için. Biz, biz bulaşıcı hastalıklardan... ...kurtulmamızın imkanı yok. Eşyanın tabiatına aykırı. Biz bunlarla yaşadık yıllardır. Biz bunlarla yaşadık. Yani biz bulaşıcı hastalıkla yaşadık. Onun için hiç kimse zannetmesin ki... ...Covid-19 gidecek... Bütün dünya rahat edecek. Biz de huzura kavuşacağız. Hayır, biz bu kafayla huzura kavuşamayız. Bu yaşadığımız sistem içinde bize huzur yok. Mümkün değil. Teknolojide ilerleriz. Yani icabında Mars'a da gideriz. Ama bu dünyada bir ayağımız, bu dünyada olduğu sürece bu virüsler, bu bakteriler olduysa yalnız bir dakika, bir de bakterileri de öyle kötü kötü algılamayın. Bizde 10 trilyon bakteri var. Bunun büyük bir kısmı çok faydalı bakteri. Bakteri olmasa yaşayamayız. Bakın bakteri bütün azot dengesini topraktan havadan alan bütün azot dengesini bakteri sağlar. ölümün bütün ölünü, vücudunu parçalayan onu toprağa bakteridir. Yoksa bütün hastalıklardan kırılırdı herkes ölürdü. Bakın insanlık ölsün 3 gün sonra bütün canlılık mutlu olur. Havalar temiz, hava temizlenir, oksijen temizlenir, ağaçlar tekrar büyür der ki iyi ki bunlardan kurtulduk bakteriler yok olsun dünya üç gün yaşayamaz. Yok olur. Atın yapı taşlarından bir tanesidir bak. Yani biz her şeyi ufak gördüğümüz mikroorganizmaları mikrop olarak görmeyelim. Tanıyalım. Biz hala virüsleri, bakterileri tanımıyoruz. Zaten başımıza giren belaların sebebinin biri de bu. Biz hala virüslerin birbiri arasında ilişki sağladığını, birbirleriyle gen alışverişini yaptığını, kontak alışverişinde birbiriyle işbirliği yapıp stratejiler geliştirdiğini bakterilere karşı düşmanlar aynı şeyi bakteriler de yapıyor. Ya tanımıyoruz. Biz daha grip virüsünü tanımıyoruz. Her sene mutasyona uğradığı için yeni bir aşı geliştiriyoruz. Bakın o aşıları da söyleyeyim ben COVID-19 kitabında yazdım. Hem de CDC'den aldım kaynakları o hani hep peşindeyiz ya aman olalım da yaşlılar ya 50-60 yaşın üzerinde ancak etkisi yüzde 29 yüzde 30 o grip aşıların. böyle kurtarıcı gibi saraya giriyoruz. Vallahi ben dün baktım şeyde yayınlanmış Annual of Internal Medicine'da ya yani iç hastalıkların iyi bir dergisi 65 yaş üstü grip aşısının yaşlılarda yani grip aşısının yapılmasının yoğun bakıma yatma ve ölüm üstüne etkisi yani 65 yaş üstünde grip aşısı yaparsan etkileri çok çok az. Şimdi mesela ben yok diyor herkes biri der şimdi olur mu Yüzde %10 vardır. Hadi 10 olsun, 20 olsun. Yani sınırlı. 65 yaş üstü grip aşısının e, grip ağırlığına çok bir etkisi yok. Yani yoğun bakımlara düşmeyi ve ölümü çok etkilenmiş. Var yayın açıp akıp bakabilirsiniz. Ha, Biz bunu de... konuşmadık. Ne programdan önce konuşmadık. konuştuk. ben epeydir de, de zaten görmedim. Aynı şeyi konuşuyoruz. Çünkü kaynaklarımız aşağı yukarı aynı. Yani kaynaklarımız güvenilir. Kaynaklar. Yani yani onun için herkes sıraya giriyor. İşte zatürre aşısı bana soruyorlar. Ha, ama çocuklara çok yararlı mesela. Çocuklara çok Çocuklar, yararlı çıkmış çocuk, mesela. Ya, aşı çocuklara yararlıdır. Yararlı 50-60 yaşındaki adama aşı tamamen ticari nedenlerle insanları korkutuyorlar. İlla aşı olacaksın diyor. Onu da diyor. söyleyeceğim mesela. Hemen hani bu aşılar çok önemli arkadaşlar. Doğru. Dünyanın kaderini değiştirmiştir. Çocuklu uçağı aşıları kızamık salgınlarını önlemiştir. Tüberkülo salgınlarını önlemiştir. Çok önemli bir şeydir. Ama aşılar yaş grubuna göre etkileri değişiyor. İlaçlar da öyle. Yaşa göre, cinsiyete göre, ırka göre etkiler çok değişir. Onun için mesela şimdi de mesela şu anda yeni çıkan aşı var. Koronavirüs aşısı. Bu ilk bir messenger RNA aşısı. İlk deniyor daha. Hiç dünyada denenmedi bu. İnsanda ilk defa bir dışarıdan bir nükleik asit verilecek. O insan vücudunda protein sentezi yapacak. Mesajı mRNA şu yani insanın mesajı. Protein yapması için gereken normalde protein nasıl yapılıyor? Mesela insülin bir protein mRNA ile yapılıyor. Çekirdekten çıkıyor protein. Peki virüs ne yapılıyor? Virüs bizim vücudumuza giriyor. O da protein yaptırıyor ama kendi proteinleri yaptırıyor. Biz ne yapacağız peki? Virüsün sadece vücudun tanıması için gerekli küçük parçasını verip ama o da ne? O da gen vereceğiz. Ya yani ilk defa şu yapılıyor bir gen parçası vücuda veriyor. Bakın bu çok önemli bir cümle. İlk defa bir aşıda şu ana kadar aşılar şöyleydi. Ya ölüydü. Ya yani da az veriyorduk ya da zayıflatılmıştı. Ya da tetanos gibi aşılarda toksoid yani toksini veriyorduk. Yani ne yoktu ortalıkta? Ya virüsün kendini veriyorduk ya da ölü halini veriyorduk. İlk defa izole bir gen veriyoruz. Çok büyük bir teknoloji bu. Yani bir gen verip genden şöyle yapacak vücut. Evet bu virüsün geni bilmiyor. O hücreyi hücreyi aldatıyor. Gelecek, alacak, aldatacak. Hücreyi aldatıyor. O ona A antikor sanki şey geliştiriyor. Şey gibi, kendi parçası gibi alacak onu. Oradan koronavirüse ait bir protein üretecek, immüstan edecek ki bir dakika ya bu benden değil. Korona bu. Diyecek ve ona antikor yapacak. Ben bir anladım. de hücresel yanıt oluşacak. Çünkü ilk defa hücresel yanıt oluşacak. Çünkü eski aşılar sadece antikordu. Bir de Şimdi çok bu, uzun sürüyordu. Yumurtayı alacan, arile. Bu çok uzun, bu çok hızlı. Bunu da çok yakın. Çok Ama uzun. bu tip aşılar henüz daha mesela bu da öyle, bu aşı da Mesela yaşlılara denen bir de ki biliyorsunuz koronada en büyük risk grubu yaşlılar değil mi? 65-70 yaş sonrası. Onlar da etkili olacak mı bilmiyoruz. Hala daha çok muallakta şey var. Bunun altını iyi okumak lazım, alt mekniği okumak lazım. Ki risk grubu yaşlılar. Ama bazen yaşlılarda aşılar işe yaramayabiliyor. Bakalım bu yaşayacak mı? Yani yarayacak mı? Yani ilk defa şunu göreceğiz biz. Bilim olarak bunu göreceğiz. Ama bugüne bakın, kadar da hiç onaylanmadı. Şunu, böyle evet. bir aşı evet. onaylanmadı. Yani burada bakın şöyle i̇lk çok şey, şey İlk defa FDA onaylayacak. verecek defa bunu biliyoruz. Yani Mesela bilim böyle bir şey. Messenger, RNA aşıları acaba e, etkili oluyor mu, olmuyor mu? Şu an etkileri e, gösterildi ama yaşlı gruplar ne olacak? Gençler Bilin. ne olacak? Niye olacaklar bilmiyoruz. Sen biliyorsun da daha iyi anlaşılması için ben sana sorayım. Neden RNA? Çünkü e, şu mRNA yapmak lazım, protein sentezi için lazım. Ha, bir de başka bir şey daha var. Şimdi virüsler arkadaşlar iki türlüdür. Bir DNA'lı virüsler vardır, hı hı. bir RNA'lı virüsler vardır. Bu COVID-19, RNA'lı virüs. Evet. Bunda DNA yok. RNA ile oynayarak aşı yapabilirsin. Tabii bir de yani de, onu bilin yani. DNA'lı virüsler, RNA'lı virüsler. Bir virüsler. de aşı. aşıyıp yapmak kolay. Yani dizilim varsa elinizde. Bundan sonra bir de böyle bir teknoloji. Mesela bazı çocuklar var. Mesela Goşe hastası. Bazı çocuklar var. Ee, şey, e şey şeyden yok İsmail abi e, ayağını sallıyormuş. Bana salladı. Yok yok deprem yok şey. ha, Tamam. <laughs> ee, mesela bazı enzim eksikliği olan çocuklar var. Mesela Goş hastalığı gibi enzim eksikliği var. Bazen çok, çok sık gördüğümüz adenolokodistrofi Vücudunda bir enzim eksik. Ben biz de bu artık bu teknolojiyle beraber vücut o enzimi bilmiyor ya o gen yok artık o enzimi yapması için o messenger RNA hücreye gönderebileceğiz. Mesela duşan musküler distrofisi. Mesela distrofin eksik. Yani gelecekte bu teknolojiyle birçok hastalığı önleyebileceğiz. Daha bombayı söyleyeyim. Kanser aşıları da artık mümkün. Neden? Çünkü kanserdeki olay şu. İmmun sistem kanseri tanımıyor. Ondan büyüyor zaten. Kanser neden büyüyor? Aynı bir ona em biliyor gibi davranıyor. izin veriyor ona büyüsün diye. Ama biz ona bir protein yaptırıp hücrelere o proteini o proteinde immün sistem tanıyıp bir bakmış ki aynı proteinden kanser de var öldürebilir. Ya yani bundan sonra bu teknolojiyle kanser, duşen hastalığı gibi, goşe hastalığı bizim eşittir. Şey bir sürü hastalık giderilebilir ama çok ilginç bir şey var. Ee, I am Legend'ı biliyor musunuz? Ben Tom e, Neydi o? Will Smith. E, e, evet. E, neydi o adamın adı? Will Smith. Will Smith'in e, Will Smith'in e, filmi vardır. Herkes zombiye dönüşüyor. O filmin ilk sahnesinde şöyleydi. Bilim adamları çıkıyordu ve şunu diyordu. Biz ilk defa kanser davetmeyi etmeyi başardık ve çünkü genleri artık nakledebiliyoruz insanlara demişti. Çok manidardır o film. Bazen şöyle düşünüyorum. Pandemi döneminde eski pandemi filmleri aklıma gelmişti benim. Değil mi? Hani e, herkes ölüyordu yollarda. Will Smith'in o I'm Legend, ben, ben kahraman mıyım işte ben Efsaneyim. Evet, efsaneyim diye tercüme edildi. O filmi izlemeyenler izlesin. İlk onun bir 10 on saniyesi var. 10 saniyenizi izlemenizi tavsiye ederim. Ben bilim kurguyu severim. Yine kafam da öyle çalışır, çalışır biraz. Ben her zaman şunu severim. Ben mesela Star Wars'ı da çok severim. Star Wars hayranıyımdır. Hatta Star Wars serisi vardır. Ben severim oradan. Ee, o filmin de öyle başlaması ilginçtir. Ee, bilim olarak çok şey öğreniyoruz. Ama dediğin gibi biraz deneme yanılma olabiliyor. Ee, ama şu çok önemli, bilim olmadan olmaz. Bilim çok önemli bir şey. Ee, doktorlar mesela şu, Covid döneminde çok zorluk çekti. Kolay bir şey değil. Yani herkes çalışıyor hastane hemşireler, o işte bütün sağlık personeli uyumadı, hastanın başında durdu hakikaten yani. Doktorluk da e, valla para için, pul için yapılacak bir şey değil. Hakikaten yani kalp için yapılacak bir iş, gönül için yapılacak bir iş çünkü çok zor bir iş. Yani bir hakikaten çok zor. Mesela bir annenizin başında bir refakatçi kalın, bak üç gün ne oluyor? Uyumayın. E, Doktorlar her gün kalıyor hastanın başında. Bir de işin kötü tarafı bu gibi. sefer herkes, örtülü her taraf. Evet, Nefes alamıyorlar. Kolay bir şey değil. Hakikaten doktorluk çok şey. Bizim bilim adamlığı da zor iş bak. Bilim adamlığı da çok. Neden zor iş biliyor musun? Bilim adamlığı. Ya biz de laboratuvar çalışıyoruz. Kimsenin bilmediğini biliyoruz biz de. Yani biz, de biz de içimizde valla öyle bir şey var. Bazen diyorum söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? Anam diyor oğlum söyleme diyor bazı şeyleri. Bak. Yani. Epidius diye bir adam var. Ee, Yunanlı düşünür. İsa'dan önce 300-400 yıla Yunanistan'da e, yaşamış. Şunu diyor. Bilim adamının iki dili vardır diyor. Bir bildiğini söylemek, bir de bildiğini söylememektir diyor. İşte annem yani bu adam bir, uyanmış çok gerçekten uyanmış. uyanmış. Demek ki annem de uyanmış. Oğlum bir her bildiğini söyleme bu, diyor bana. Yani, yani ona hele çok, Türkiye'de her bildiğini konuşamazsın. Mesela bildiğini mesela hakikaten mesela zamanında mesela Einstein bile hakikaten bazı bildikleri bilmedikleri mesela Richard Feynman atom bombasında yani bir sürü şey yani bilim o, çok şey biliyorsun. Richard Feynman acayip bir adam. Acayip bir adam. Aa, ya böyle bir Şimdi. adam. Bir, ya o bilim adamın starı ya. Star. Hollywood starı. O, yani. star. ha, o Hollywood starı. o, Hollywood star. O rock star baba. O başka tamam. bir şekilde gelmiş. Mesela Tesla da star ama Tesla daha böyle batarist gibi. Yok. Ama bu Feynman başka. Ne, ha. Tesla kendine göre dahi ama içine kapanık dahi. Bu Elvis Presley gibi. Bu, bu ya bu bilmi de sana şov. anlattığı zaman zevkle dinletiyorsun. Evet öyle şey, tam şov tam, bir yazımız. Tam şov yani yani çok şov, yakışıklı çok, böyle evet, onun kenara alın onun Türkçe tane. Allah rahmet kaç tane. bir Fatiha okuyorum buradan. Astrofizikçidir yalnız <laughs> evet. onu da söyleyeyim. Ben şu kitabımda önünde çok yazdım ondan. Yani İnsanlığın son bin yılı diye yazdığım kitapta çok faydalandım. Yani Stephen, Stephen Hawking kadar hayran olduğum bir adamdır yani. <laughs> Şimdi gelelim yavaş yavaş bir aramıza gideceğiz. Ee, buradan bütün bu Covid döneminde gerçekten çok çalışan sağlık personeline Allah kuvvet versin diyorum. Doktor olmak kolay bir iş değildir gerçekten de. Hep, hepsi yani doktorundan hemşiresine hemşiresinden ATT'sine kadar yardım sağlık personeli işte paramedikler hepsini dahil edebiliriz. kolay bir meslek değil. Çok zor hakikaten de. Bir de panikle gelen insanları çok zor gerçekten. Siz panik çok kötü bir şey çocuklar. Panikle geliyor ile onu bir kere durdurmanız lazım. O paniğini dindirmek lazım. Çok zor panik dindirmek. Çünkü anne panik baba panik herkes şu anda panik içerisinde. Panik yaparak hayatta kalamazsın. Bir de hayatları tehlikede. Bir de şöyle bir şey var. Basıyorlar hastanelere evet. dövmeye kalkıyorlar. Evet aynen öyle. Onlar zaten sağlığa şiddet zaten korkuş bir boyutta. Ee, ben şunu söyleyeyim bir de bir film vardır bizim ee, Alien. Alien'da da orada bir kız vardı hatırlarsanız. Alien'daki baş kahraman kız. Ee, neydi onun adı Alien'de kızın adı? Unuttunuz mu? Hadi ben de unuttum. <laughs> Alien filmindeki e, kızın e, hayatta kalmasının sebebi o Alien'da soğukkanlıdır. Çünkü bağıran, çağıranları Alien hallediyordu. Ama o kız çok soğukkanlıydı. Soğukkanlı olmak her zaman hayatta bırakır. Ben hayatta bunu öğrendim. Açın hiç panik yapmayacaksın. Panikle yaptığın her şey ölüm. Deprem anında ne yapayım? Mantıksızdır. Asansöre bineyim, aşağı ineyim, ölürsün. Aşa ara katlarda ölürsün. Ama panik olmayıp işte anlatıyoruz işte o e, ne onun adı yaşam üçgenini kurarsan yaşıyorsun. Bizim doktorlukta da öyle mesela hasta kanıyordur. O damarın üstüne elinle basarsan hasta yaşar. Ama sen Allah ne yapacağız derken ölür. Kalbi duran bir adama kalp masajı yaşarsa yaparsan yaşar. Ne yapacağız Allah'ım? Panik ölür. Nasıl bir şey bu ya? Panik hayvan beynini çalıştırır. Hayvan beyni şudur. Kaç kurtul ya da öldür. Hani Panik anı çok tehlikeli bir an. Kaç kurtul. At kendini. orada otomatik. Ama otomatik beynin devreye girmesi evrimseldir. Yani onu önleyemezsin. Ama paniği yenebilirsin neyle? Eğitim. Eğitim. eğitim ya, krizi geçirtir sana ya. Aynen. Eğitim alacaksın... alacaksın. krizi geçiririz. Eğitim abi e, çok önemli bir şey. Ön lobu geliştirin. Ben bazen öyle derdim. Ön lobun varsa konuşalım derim ben. Benim öğrenciler bilirler. Ön lobun varsa, protein varsa konuşalım derim her zaman. Şimdi sorulara evet. Geçiyorum. Bu hafta buradan başlayalım. Önce kendi adın, soyadın, ne meslek yapıyorsun? Ben seni tanıyorum. Benim mühendis çocuklar onlar. Onlar benimle EEG çalışıyorlar hayvanlarda ve duyguların aktarımıyla ilgili bir proje yapıyorlar. Yani Elon Musk'ın bir nevi yapmaya çalıştığını yapıyoruz. Yani duygular hayvanlarda aktarılabilir mi? Yani bir hayvan korkunca biz onu bluetooth aktarabilir miyiz diye mıncıklamaya çalışıyoruz. Buyurun. E, tabii hocam. Rüveyda Halıcı, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca yazılımcı olarak da çalışıyorum. benim şu sorum şu şekilde olacak. Program programın başına şöyle konuştuk. Hani teknoloji bizim hayatımızda kötü bir şekilde etkiliyor. Hani otizmli insanlar çoğalıyor. bu teknolojinin getirdiği bir de günlük yaşantımıza verim var. Evet. Bunu da göz, ardına, göz ardı edemiyoruz ve hayatımızdan çıkartamıyoruz maalesef. E, ee, benim sorum şöyle, hani siz de dediniz, biz işte nörolinge benzer şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu tarz hani insan beyin, insan makina birleşimleri de bizim aslında hani demiştik, konuşmuştuk yine sonumuz gelecek, işte türümüzün sonu gelecek. Bu türün sonun gelmesini önleyebilir mi? Şimdi geçenlerde biri şöyle yazmış, ben ya çok hoşuma gitti demiş ki, Oytun hocam sen anlat, biz dinleriz. Akıllı olan nereye alacağını bilir yazmış. Akıllı bir adam. Sevgili Murat yazmış. Buradan da Murat'a selam. Şimdi aynı şeyi sana anlatayım. Gidiklerin çok doğru. Her şeyin zararı olduğu gibi her şeyin yararı da var. Örneğin tarım ilaçları tarım verimini arttırdı. İnsanları doyurdu. Doğru. Kıtlığı azalttı. Doğru. Genetiği değiştirilmiş GDO. Daha çok mısır üretti. Daha çok nişasta üretti. Daha çok karın doyurdu. Doğru. Ama riskleri de beraberinde her zaman getirir cyborglerde yani yarısı insan, yarısı makinalar çok yararlı yapılar olacak. Bir, ayağı tutmayan insanlar yürüyebilecek. Ne onun adı? Paraplejikler, omurlik felçleri. Bu bir mucize. Omurlik felç çok, çok zor bir şeydir. Çeken bilir. Ben omurlik felci hayvanlarla kaç yıl çalıştım. Kendim bu işe de çok ilgilenmedim. Çünkü otizmi seviyorum. O işten ayrıldım. Ama şunu biliyorum. Omurlik felç çok zor bir şey. Gerçekten iyileşmesi mucize olur. Ama bu teknolojilerle uğraşabilir. İki, dışarıdan kas. sen ne onun adı? Ekstra e, skeleton. Yani siz bir tonu kaldırabileceksiniz. Yani aynen Robocop gibi. Bu çok büyük kas hastalıklarına yardımcı olabilir. Dünya değişebilir. Çok daha güçlü olabilir. Doğru söylüyorsun. 3, beynimizin hafıza merkezi on katına çıkarılabilir. Doğru söylüyorsun. Ama her zaman şunu unutma. Bir şey yeniyse riskler taşır. Bu şöyle bir şeydir. Sen şimdi me meyve çıkmış. Yarısı ete benziyor, yarısı çileğe benziyor. Ya öyle bir meyve yapmışlar ki çilek ama et tadında. Olabilir bu DNA ile oynayıp yapabilirsiniz. Ya çilek et olur mu olur? Yer misiniz? Evet. Yemez misiniz? Evet. Yani insan merak eder. Ya derler ki ya hocam kuzu pirsulası varmış ama çilekten. Ya ben bir tadarım derim. Ama tadarken de şunu bilin. Ne bu acaba? Yeni bir şey. İnsan yeni bir şeyden korkar doğru. Ama şunu da e, gereksiz korku değil. Ben gerekli korku istiyorum. Bilimsel korku. Sen şunu yaparsan varım. Çileğin içindeki et DNA'sı bize geçmez. Ama biraz geçiyor olabilir. Bunu araştırıp acaba hata yaptırıyor mu bize diye iş yapsak iyi olur. Yani bir şeyden korkma. Bir şeyden kork ama araştır. Mesela Cyborg. Geçen de bana çok güzel bir sanayici bir şey dedi. Hocam dedi biz dedik bu kafayı dedi. Bizim dedi hız limitimiz 200. Kafanın mesela çalışma hızı. Sen dedi onu dedi çip takarsan 250 yaparsan dedi. Motordan yemez misin dedi. Bunu söyleyen motorcu bana. Ya yani şunu diyor. Abi diyor arabayı modifiye edersen diyor. 200'lük arabayı 250 yaparsan diyor. Civatalar diyor. Bütün silindirler erkenden mahvolur dedi. Ben düşündüm biliyor musun? Acaba biz bu kafayı çiplere takarsak tamam be bellekler iyi de yoksa 50-60 yaşında cihazı yakar mıyız acaba? Yakarız. Vallahi belli olmaz. Yakarız. Biz arkadaşlar özetin şu. Abi, biz son e, homo Son hafif homo İlk tamam. söz Tamam. Reklama gidiyoruz. İlk söz İsmail Ağabey'in. Evet e, sevgili İsmail ile beraberiz Tokalak'la. İsmail abi sözüne devam ediyor. Şimdi son 10 dak dakikamız kalmış. 3 tane daha arkadaş var soru soracak. O 10 dakikayı bitirecek şekilde ben çok kısa cevap vererek öbür arkadaşa geçeyim. E, biz aslında son doğal insanız. Yani homo sapiensi sonuyuz biz. Modern insanın sonuyuz. Bundan sonra cyborg, ne dersen deyin, yarı insan, yarı makine... Ben ona... artık homo sapiens değil de... homo digitus diyorum. Homo digitusa geçtik bile ama tam geçemedik. O senin dediğin cevabı homo digitus. Artık biz homo digitusa geçtiğimiz zaman... Oytun'un dediği gibi ne olacak? Devreleri yakacak mıyız? <laughs> ne kadar yakacağız? Ne kadar? Onu gerçekten şu anda kimse bilmiyor. Fakat ben... O konuda fazla umutlu değilim. Ben insan olarak kalmak istiyorum. Duygularımla, her şeyimle, üzüntümle, korkularımla, bilgimle insan olarak. Bana kimse dışarıdan bir şey empoze etmesin. Benim beynimi de 20 kat kimse daha hızlı çalıştırıyor. Masın. Çünkü ben o zaman insanlığımı kaybederim. Ya yani USB sokmaya gerek yok. Ki. Gerek yok. Oraya <laughs> bana çip takmalarına gerek yok. Ee, bu soru çok kısa şey ettim. E, Oytun şey diyor. Arkadaş sorabilir ne soru? Buyurun efendim. Ee, Çağın Çevik, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Biyofizik Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ee, sohbetiniz için teşekkür ederim. Şu an herhangi bir sorum yok. Güzel. Ee, Benim kardeşim demiş ki ya demiş hep sağlıkçılara selam gönderiyorsun. Demiş eğitimciler ne olacak? O da eğitimcidir Elçin. Elçin Erbaş. Elçin Tün yani. <laughs> ee, buradan da eğitimcilere gire. Ben hep şunu söylerim en iyi beyin cerrahları eğitimcilerdir. Doğru yani bu laf hep konuşuluyor. Hakikaten de giriyorsun bir şey olarak yeni kesilmiş bir ne diyelim ona ağaç olarak mobilya olarak çıkaran öğretmenler bizi. Çünkü öğretmenler en iyi beyin cerrahisini yaparlar ve bizi iyi kesip biçerler. Öğretmen ana yarısıdır. Özellikle ilkokul e öğretmeni. artık ilkokul e öğretmeninize bir çiçek götürürsünüz. evet 3 numara. Adım Yonca, soyadım Çelik, Biricik şeyde Edebali Üniversitesi, moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğrencisiyim. Ben sadece şey soracağım, mRNA aşılarından bahsettiniz ya hocam, ee, bu mRNA aşılarını biz nöro biyolojik bozukluklarda da kullanabilir miyiz? Tabii ki kullanabiliriz mRNA'ya çünkü protein sentezini arttırıyor. Evet. Mesela bizim beyinde bazı proteinler yapılamıyor. Mesela bizim çok bildiğimiz tekken hastalıkları var. Tekin hastalıklarını çözer bu. Çünkü bir protein eksik. Mesela duşan musküler distrofisi. Ya da mesela bizim e, bazı beyinde otizmde e, nöroligin 3 ve 4 mutasyonları. <laughs> Tam tek mutasyon bazen e, otizm yapabiliyor. Bazı beyin hastalıkları var mesela. Tek yerde mutasyon var. Onlar çözülebilir. E, çok ilginç bir teknoloji. Çok güzel bir teknoloji. Çünkü şöyle lipozomal bir şey. Yani şunu yapıyorsunuz. Bir genin üstünü, bu gen olsun şu. Bu genin üstünü bir... Virüs gibi zarfla sarıyorsunuz. İçinde polietilen glikol ve kolesterol var yağlı. O gidiyor hücrenize birleşiyor içindeki geni aktarıyor oraya. Ama bunu ne yapmanız lazım? Ee, bazı mRNA'lar da var, tek defalık değil kendi kendine replike ediyor. Yani mRNA öyle veriyorsunuz ki bazen tek defalık mRNA bazen de çünkü bitecek sonuçta. Çünkü vücut ne yapıyor mRNA yıkıyor. Evet. Çünkü biliyorsunuz kanda da ve <laughs> vücuda enzimler var Nükle, bu endonükleazlar var RNA DNA yıkan ama kendi kendini çoğalttığı zaman da hayat boyu tedavi olmuş olacak. Yani bir uygulamayla biz genetik hastalıkları bu teknolojiyle tedavi edebileceğiz. Bu teknoloji 1990'da patentlenmişti. Hem Amerika'da patentlenmişti hem de Almanya'da birçok yerde patenti var. Bunun bu teknolojinin adına şey deniyor. Lipid nanopartikül teknolojisi. LNP Kolechorun adı veriliyor. Evet aynen. Biyomühendislerin çok üstünde durması gereken önemli bir teknoloji. Mesela orada iki tane Türk'ün de olması çok gurur verici gerçekten de. Ben çok onu gurur verici duruyorum. Du du ee, sevgili iki bilim adamının orada olması. Ee, mesela e, bilim o, Evet bilim insanları evet olması. Bir i̇şte, işte, işte Uğur <laughs> abi ve eşi yani değil mi? O yapmış. Ne güzel. ben, ee, yani, gurur verici. Biz Türkler açısından da e, Türkiye açısından da bir rol model. Fazla daha... ekspres edilirse peki ne olur? Şimdi yani? şöyle çok güzel şey söylüyorsun. Mesela diyorsun ki o şimdi şöyle bir proje şey var. Acaba diyorsun o protein çok fazla yapılırsa e, ama şöyle bir şey var proteinin çok fazla yapılması mümkün değil çünkü mRNA'nın kısa bir ömrü var. E, yıkılıp geçiyor. Ama mRNA'nın yaptığı proteinler diken gibi çıkacak onu vücut yabancı kabul edecek otoyumun reaksiyon olabilir mi bilemeyiz ama ilk denemelerde böyle bir şey olmamış. İki aşı var biliyorsun Amerika'da bir aşı var. Hem de Almanya'da evet, evet modern aşısı. Bu iki şirketin birinde diğer ilaç götürüyor. E, yani şu anda bir sıkıntı yok ilk denemelerde çünkü 22.500 kişiye yapılmış büyük bir grup ama denemeler devam ediyor güzel bir ümit güzel bir teknoloji ee, birçok şey çözebiliriz biliyor musun bak yeni bir gündemle beraberiz bir şey söyleyeyim size insanlık en iyi buluşları zorluklarda yapmıştır Zorluklar. ya Covid-19'un işte. bu faydası Aynı oldu yani Covid-19'un zararı yani olduğu gibi faydası da oldu olumlu tarafına da bakmak işte, lazım olumlu tarafı, işte. tarafı ne yani yeni bir teknolojiyle tanıştık Genetik hastalıklar tamamen çözülebilir, kanser çözülebilir ya. Yani çok güzel bir yol, güzel bir ilham ve ben her zaman söylerim biz Türk'ler çok akıllı insanlarız. Çok pratik zekamız var ama iyi bir ortam lazım. Yani iyi ortam çok önemli. Bence Aziz Hoca da olsun, Uğur Hoca da olsun ikisi de. bize iyi bir ilhamdır. Bakın Covid-19 bize dedi ki çok kısa mesaj verdi. Artık kendinize çeki düzen verin dedi. Böyle devam edemezsiniz. Dünyadaki kaynaklar limitlidir. Sizin kayıt istekleriniz sonsuzdur. Bunu paylaşamazsınız böyle Aa, ben bir baktım yani. mesela o bulan bilim adamı Uğur abinin aşı indeks falan çok yüksek. kaçtan citation'ı var. Çok yayını var onların. Yani onlar bu işi Ama, 30 yıl önce çözmüş. Çok büyük para da Ama olsun, kaynak hani, da var. Kaynak da var. Şunu söyleyeceğim. Yani e, bunun geleceği 30-20 yıl önce belliyim zaten. Hı. Yani bu böyle bir doğmuş bir şey Dilemezsin. değil. Yani, Sen, Alman yani, hükümeti değil. Bayzer'de girdiğin işine. Evet tamam şey yaptı. Büyük yani, paralar yani büyük, aktardılar. Tabii ki aktarıldı ha, ama bir de şöyle çalışılmış çocuklar, ama çok. Aşıdan büyük para kazanacaklar. Daha henüz aşıdan satmadan büyük paralar kazandılar. Borsada inanılmaz arttı. Yani oradan milyarları kazandılar şu anda daha aşı çıkmadan. Evet bizim de o teknolojileri Türkiye'de en azından getirmemiz ve bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ama bize iyi bir moral, iyi bir... Ben şunu düşünüyorum. İnsanlığın bulduğu her şey insanlık içindir. Ne mutlu. Yani çok güzel bir şey bu. Yani mesela Aziz Sancar... DNA evet. tahmini bulmuştu. Bu ekip e, dışarıdan nükleik asit transferini buldu insanlara. Çok güzel şeyler bunlar. Gurur verici. İnsanlık iyi yere doğru gidiyor ama bir yandan da çevreyi kirlettiğimiz için kötü yere doğru da gidiyor. 5 dakika kaldı. Bir de son arkadaş sorsun. Yoksa <laughs> kalacak, ayıp olacak. Ki çok komplike olmasın. Hoş geldiniz hocam. Ben Berzah Güneş. Klinik psikoloğum çok komplike olmayacak. Birçok şeyden bahsettik. İşte bir sürü bilgi var. Kirli bilgi de var. Gerçeğe ulaşmak da çok zor. Ne kadar teknoloji ilerlemiş olursa olsun. Gerçek bilgiyi bulamıyoruz gençler olarak. Ne yapalım? Bu süreçleri yaşayacağız. Pandemiler tekrar olacak. Ne yapalım? Türk gençliği ne yapsın? Toplum ne yapsın? Kendinize tek cevap. Kendinizi mümkün olduğu kadar bilgilendirin. Doğru bilginin ne olacağı şekilde bilgilendirin. Yani doğru bilgiyi yakalayacak şekilde bilinçlendirin ve arkadaşlar çok okuyun, çok çalışın. İngilizce var mı? İngilizce varsa medikal kaynaklara gidin. Her gün bakın bu dünyada böyle bir şey olmadı. Ee, 60 bin tane bu kadar kısa süre içinde bir hastalık üzerinde araştırma yayınlandı. Hiçbir hastalık üzerine kısa sürede bu kadar araştırma yok ve bir kısmı orada. Kaçırmayın preview deniyor. Preview diye bir şey vardır bu medikal çalışmalarda. O preview yapılmadı derler. O kadar çabuk acil oldu ki büyük bir kısmına da hakem heyeti vardır. Oytun'u çok iyi bilir. Medikal araştırma yaparsın yayınlarsın. Ama o bir hakem heyetine gider. Hakem heyeti onu soruşturur sorularına açıkları var. Hani şeylerde yazılımlarda açık kapı vardır ya arkadan onları bulmaya çalışır falan bu tamamdır der. Tamamdır deyince gidersin büyük bir kısmına da ilk defa hakem çünkü yetişemedi. Ona hakemiyeti yok. Yani hangi hakem hangi hakeme bulacaksın? Onun için o kaynak ben size programdan evvel de bir şey verdim. Lütfen oraya girin. Orada da derya bilgiler var. Yani onu ne doktorların okumaya vakti var. Bizim gibi boş adamlar ancak gider okur, oturur şey gibi. Onları okurlar. Çünkü doktorların da bu işte vakti yok. Bir ara, biz aracıyız burada. Elçiyiz. Elçiye, elçiye zeval olmaz. Bize de yani sen doktor musun arkadaş ne konuşuyorsun demesi için biz her kitabın altına 500 tane kaynak koyuyoruz. Diyoruz ki bunu ben söylemiyorum. Bunu aldım, uğraştım. Gözüm iki, de üç buçuk oldu gözlüğüm. Bunları koyuyorum. Ha, bana hiç kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Yanlışsa oradaki kaynaklarda yanlış. Ama yine seçiyorsun arasında. Çok uçan kaçanları da koymuyorsun oraya. Onun için bir, İngilizcenizi ilerletin. Muhakkak bilimsel makaleler okuyun. Çok önemli. Bakın bunları artık bedava okuyabilirsiniz. Kitaplar şu anda çok pahalı. Benim kitap bile belli bir pahalılıkta. Yani bir öğrencinin her şeyini alacağı şey de değil. Ama onların bedava online'da okuma şeyiniz var. Artık bu fırsat var. 15 sene evvel yoktu. Oytun var mıydı? Yoktu canım. Yoktu. Google çıktı. şey bedava oldu. Ben yoktu. Şu bu... anda bir çocuğun Hiçbir şey bilmesine gerek yok. Dil bilsin, yeter. kendini yeter büyütür yani Bak, bir YouTube'dan, Google'dan kendini. Formül bitir. bu. İyi bir jenerasyonsunuz, genç jenerasyonsunuz, hem şanslı jenerasyonsunuz, hem şanssız jenerasyonsunuz. Siz şanslı tarafını kullanıyorsunuz. Ama bıçak sırtındasınız. Bak. Bıçak sırtındasınız. Bir yandan TikTok'a düşebilirsiniz. Vallahi bir anda sosyal medyada bir da, kaybolabilirsiniz. Aynen kaybolabilirsiniz. Bir yandan da bilimin zirvesine ulaşabilirsiniz. Yani böyle evet. bir şeyden giriyorsunuz. Yani böyle çok şahsısınız. Sırat köprüsü gibi bir yerden geçiyorsunuz. Çok tehlikeli bir durumdasınız çocuklar. Yani bu Z kuşağı ben bazen üzülüyorum. Yani çünkü çok ince bir çizgiden gidiyorsunuz. Çok tehlikeli bir yol. Yani hard bir bilim adamı da olabilirsiniz. Böyle çok sağlam bir bilim adamı. Ama öbür tarafta var. Bence siz iyi bir mentor bulun. evet. Mesela hocaya Hoca demişler damdan düşecek kime getirelim? Düşmüş birini bulun getirdim. Siz iyi bir bilim adamının yanında yetişin. Siz de onun gibi olun. O sizin ne yapacağınızı söyler. Onun için lütfen bilim adamının yanına çırak gidin diyorum. Bu hafta Oytun Hoca'dan bu kadar. İsmail abi ilk geldin. Senin oğlana da selam. Ondan sonra beraber benim şey arkadaşı oldu. Düğüm arkadaşı. Ee, sevgili izleyiciler. E, i̇nşallah kazasız bezasız korona işi biter. Şu aşı işi de inşallah hızlıca fonksiyona girer ve bu belada hızlıca kurtuluruz. Saygılar, sevgiler.